Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Gecemiz gündüzümüz Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Tefikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim sayım kayım eylesin hizmet-i imaniyeyi Kur'aniye'de nasıl olan iştirak amal-i hissemizi ziyade eylesin. Ve beşeriyetimizin iktisası olan günahlarımızdan dolayı inayeti İsa'nın lütfu ve keremi olan durusu Kur'aniye'den bizi ayırmasın inşallah. Dima 245, 245. His 16. 16 Şöyle biraz his 20'ye doğru gitti mi tekrar akıl bitmedi daha akıl bitmedi, vicdan bitmedi, zihin bitmedi. Onlara tekrar bu hisle bakacağız. Allah nasip etsin diye. Şimdi ısınma noktasında şöyle bir haletimizin değişiklik olsun diye düşüncenin şey hayatımızın kalitesini yükseltme adına hayatımıza verilen, sorulan sorular hayatın kalitesini yükselttiği gibi hayatı da kuyuya indiren sorulardır. Kesinlikle durup dururken bir deli, bir çocuk veya pek bu işleri kafaya takmayanın ne psikolojisi bozuluyor ne de öyle. Ehvan ve vehim ve vesveseleri var. Ehvan ve vesvese zekası aklın önünde olanların özellikleridir. Akılda bu olmuyor pek. Olmuyor değil. Oluyor, kontrol ediliyor, basamak yapılıyor, yönetiliyor maksada götürmek içindir ki vesvesenin şeyi beş tanedir. Tahariye, teyakkuz, tahavun, ciddiyet, lakayt atar. Bu akıllı insanların kullandığı bir yöntemdir. Onlara keyif veriyor. Ondan ezen, vehim ve vesveseden ezen zeki insanlardır. Zeki insanları da kuyuya indirmek çok kolaydır. Zeki ya çok zeki. Çok iyi biliyor ya, her şeyi bildiği için. Hayatına sorular soruyor. Uyanık ya, ikide bir, her ay, her, üç ayda bir e, kontrola gidiyor hastaneye. Diğerleri saf ya, e, onun için gitmiyorlar. Bu çok uyanık. Hastaneye gidiyor, bir sürü problemler beraber geliyor. Hayatımıza yanlış soruların, hayatımıza sorduğumuz yanlış soruların gelen doğru cevapları bile yanlıştır senin psikolojini çökertir. Yanlış soruların doğru cevapları da yanlıştır. Bizi A eşittir B'dir, B eşittir A sırrı da bizi kuyuya indiren sorulardır. Ki Kur'an'da ne kadar da az düşünüyorsunuz. Yakilun, takilun, efele tefekkerun, fetabiru ya'lül elbab gibi ayetlerle Cenab-ı Hak devamlı düşünceyi düşünmemizi söylüyor. Düşünceyi düşünürsek düşüncenin konusu düşünce olursa ilim olur. Sırf düşünceyi bırakırsak düşünce olur, ilim olmaz. Şimdi hayatımıza doğru sorular hayatımızın kalitesini yükseltiyor. Bu sefer düşüncenin gücü ortaya çıkıyor. Mesela düşüncenin gücü, ben biraz birkaç satır okuyayım. Düşün... Için, e, hikmet arayışı mıdır doğrusu? Aynen. Hikmet arayışı bu rehber lazım. Ya şeytan rehber olacak. Ya da sen sana rehber olacaksın. Yani ben ben de çözemeyeceğime göre ki... mutlaka bir rehberin olması lazım. Bir, bir, Ayna lazım. Ayna lazım. Peygamber lazım. başka bir Müslüman lazım. Kitap lazım. Doğru yaşayan bir e, sistem yani bir cemaat lazım. Bir kişi lazım ki aynaya bakacağım kendimi göreyim. Mesela o zaman nasıl yapacaksın? Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yaparak. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu sorular soracaksın. Mesela bir tanesini sorayım. Bana cemaat lazım mı? Cemaat ihtiyaç mıdır? Kendi başıma yapabilir miyim? Kendi başıma ne kadar yapabilirim? Bu seni bir yere götürür. Kim demiş, kime demiş, ne hakkında? ne maksattı. Tersini yapayım. Yani ben kendimi de götürürüm. Götüremez miyim? Hep beni mi buluyor bu işler? Niye ben hep kendimi kötü hissediyorum? Niye böyle nerede kalmışsa olumsuz insanlar karşıma bunlar çıkıyor gibi sorular sana kesinlikle doğru insan çıkartmaz. Çünkü doğru insanı da yanlış göreceksin. Soruların yanlış olduğu için. Doğru insanlardan da şüphe edeceksin. Onun için düşüncenin gücü, düşünce kendisi sonuçtur. Ama düşünceye şey veri vermek lazım yani. Evet malzemen yoksa neyi düşüneceksin ki? Malzemen yok. İşte bu okuduğumuz bu malzemeye. Mesela tefsirlerin ana e, tefsir, tefsir yapabilmesi için soru sorması lazım. Soru sorması lazım. Kur'an'a soru soramayanın tefsiri yoktur. Olamaz. Sual edildi diyor Üstad. İhamen gelen şeyden <laughs> <laughs> Her çeşit sual var. Mesela diyelim ki bir tanesi söylemiş. İşaret edeceğiz baştan sana, sonuna kadar sorudur. Mektubat Refet ve Hulusi abinin sorularıyla vücuda geldi diyor. Dert benim diyor. Soru yani. Derman Kur'an'ındır diyor. Derman. Sorudur. Mesela Şart Hicaz'da çok acımasız bir şey. Muayyen 60 sene yaşayan bir insanın niye sonsuz cehennem olsun diyor. Soru. Bak elim çıktı. Başka. Zınnar ve şapka gibi şeyler diyor ki niye küfürün alamet olsun? Oysa küfür kalbe ait bir sıfattır diyor. Tefsir diyor niçin bir böyle bir kişinin düşünüşüyle olamayacaktır diyor başta. Böyle niçin ve nedenleri sorar. Hep hikmet arayış. men yutel hikmete fakat utel kesira. Hep hikmet arayış. Hikmete götürür seni. Soru soramayan insan çok basit, aciz, zaval, zavallı. Kendisi, kendisinde boğuşan, boğuşmaya hak etmiş. Kendisiyle böyle hastalığıyla boğuşuyor, bedeniyle boğuşuyor, maddeyle boğuşuyor, daireyi çoğaltmayla. E ne bileyim doların çal. Çoğalt... Bu o, zavallı yani. Oysa kainatın kuruluş gayesine bak. Altını burada yılsan ne olacak? Daireleri yılsan ne olacak? Bir tanesine oturacaksın. 10 tane dairenin dokuzu sırtında yük. Bir tanesine oturuyorsun. E yedik yemi. Ne olacak? Ne farkı var? Patates yemi yedik hepimiz. O farklı bir et. Etini koymuş olacak. Huzurlu mu olacak? Gömleği değiştirerek, arabayı değiştirerek, eşini değiştirerek insan mutlu mu olur? Yani kainatın kuruluş gayesine bak. Ben bile diyorum ya tahayyülü küfür küfür değil. 250 milyar galaksi var. Hep misal veriyorum. 250 milyar tane var ya. Bilimi söyledi. Her galakside tahminen lakal 250 milyar yıldız varmış. Ortalama dünyadan da büyükmüş hepsi. 250 milyarın galaksinin içerisinde bizim bir galaksi var. O galaksinin içinde güneş sistemi var. Güneş sistemi içinde bu küre var. Benim gezegen. Buraya sıkıştırmış bizi. Hepsine birer tane galaksi ver. Kimse kavga etmez. Yani Allah'a soru soruyorum. Hikmet arayışı. Hepsine bir galaksi versen 8,5 milyar insan var. 10 milyar tane galaksi. Senin 250 milyar zaten galaksin var. O semai dünya daha. Yani semai dünyanın 7 tabakası var. Yedi tabakanın bir tanesi sebe semat, bir tane sayılıyor. Yedi semay dünya bir sayılıyor. Bu, bu daha bilimin söylediği yani. 250 milyar galaksi varmış. E hepsine bir galaksi ver. Kavga etmesin kimse. Ya Rabbim sen kavga etmemizi mi istiyorsun? Niye kuyruğumuz birbirimize temas ediyor ya? Niye He niye yarattın? Acayip acayip. Adam hikmet arayışı olmasa ben adamın psikolojisini merak eder miyim? Ulan dedim ya ben iman ettim. Soru sordum oturdum. Ben iman ettim. Nurcuyum. Bir şeyler yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Kendim fark ettim. Düşüncemi düşünüyorum. Kendimi kendime konu yaptım. Mevzu ettim. Diğerleriyle böyle dünyevi işlerde aptal gibi gözüküyorum. Köylerde mesela beni sap bilir, aptal bilir, beceriksiz bilir. Ne bileyim ahmak, anlamaz. Mesela doğru da diyorlar ya. Yani. Çünkü kendine kendin konu yaptığın için Ilgini çekmiyor yani. Ee, ama bir bakıyorsun adam, onla oynuyor, hudutla oynuyor, oraya şey yapıyor, bunu diyor, o laf diyor, ona laf seytüşmesen. E, fakat, e, bak Allah Allah. E, ama gayi ilahi bu değil yani. Yani gayi ilahi nasıl yakalayacaksın? Şimdi mesela düşünceden birkaç tane satır okuyayım. Düşünme anı. Yani böyle kendimi konu etmişim ya. Düşünceyi düşünmüşüm ya. Düşünmeyi düşünmüş. Bilgi, 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 bilgi etmişim yani. Düşünceme, düşünceme konu etmişim. E, bu bir ihtiyaç. Bak ama ne çıktı yani. Düşünme anı, o anda başka olmak. Düşüncemi düşünüyorum. Neyse bak düşünüyorum derken neyle düşünüyorsun? Düşüncenle. Malzene, malzemelerinle. Başka bir şey düşünüyorsun. Yani kendini kendine konu yaparsan bilgini kendine döndürüyorsun çatıştırıyorsun, ilim çıkıyor. Elde edilen bilgidir, ilim değildir. O bilginin mevzusu, konusunu kendin yaparsan, gelecek cevap ilimdir. Düşünme anı, o anda başka olmak, kendin olmamak, başka yere doğmak, ne demekmiş yani? Düşünce anı, düşünüyor. Şu anda bak düşünüyor. Ne demek bu düşün? O an ne demekmiş? Şuymuş başka olmak, başkalaşıyorsun. Kendin olmamak, başka düşündüğün yere doğmak. Kendini kendinden çıkartıyorsun. Kendini kendin doğuruyorsun. Kendini kendinle yapılandırıyorsun. Kendin kendinde seyahat ediyorsun. Kendini kendinle anlam veriyorsun. Kendini kendinle inşa ediyorsun ve ihya ediyorsun. Çok tuhaf bir şey ya. İç murakebe ya. Enfusi. Sonra kendinden sıyrılmaktır. Düşünebilen insan kendisini kendisine sıyrılmıştır. Buna buna merak etmiştim. Başkalar ne demiş? Yani kendisini kendisini konu eden felsefe var mı? Varmış. Zen felsefesi varmış. Zen felsefesi. Ona Satori diyorlarmış. Yani felsefenin nihayet kemal mertebesi diyor. Kendisini konu etmesidir. Diyor. Kendisini konu etmesin. E insan kendini oku var ya Risale-i Nur'da. Neyle okuyacaksın? Okumalarınla. E insan kendini oku. Neyle okuyacaksın? Okumalarınla okuyacaksın. Üstad bir saat kadar müteessir oldum diyor. Sonra kendisini kendine şey yapıp acaba oradan çıkıyor. Tabii. Sonra müteessir oldum diyor. Beşeriyet bu. Daha insanlık değil. Muteessir Beşeriyet de var. Şey Sonra... Bu neyin nesidir diyor. Ne bileyim hatırına geldiği gibi. Başka noktadan bakıyor. Olaya soru. Yani çoğu çıkmazlar var ya. O sıkıntılı hastalıklar, musibette vesaire hepsi. Soru soru sorarak çıkabilirsin. Kesinlikle çıkamazsın. Ben bunu musibete nasıl çeviririm? Bunun hikmeti ilahi nedir? Bunun Allah bana ne diyor? Bu olay beni ne nereye taşıyacak? Bu bo, böyle gelmemiştir. Mesela başka soru şey yapayım. Ya bu elim kesildi, öksürük geldi, hastalık oldu. Ya nereden geldi ya? Bak bu Allah Allah, şimdi vakti miydi? Bak seni kuyuya indiriyor. Ama desen ki, ya bir sürü mektep okurken günahımız vardı ya. İnşallah, herhalde bu şefkat tokatıdır. Aynı olayı şefkat tokatı kategorisinde incelersen, o sana basamak olur, keyif verir. İyi ya diyor, hemen ge cevaplar geliyor. Hani mektep okurken lisede, şurada, burada... Ha günahlarım vardı ya. Bak inşallah ona kefar etti. Keyif verirken ötekisi niye geldi bana ya? Bunun olmaması lazım. Beni mi buluyor hep canım? Allah hiç iyi hissetmeyecek miyim ya? Ya kainatı gören birisi yok mu ya? Ustad diyor. Ya bu mevcudata bakan yok mu ya? Hep allaşıyor ya savaşlar. <laughs> Hadi insanlar böyle, hayvanlar da böyle. Ya bu mevcudata dikkat eden yok mu? Şu anlarda var ya. Yok mu bu mevcudata dikkat eden? Hiç ahnlarını, dertlerini dinleyen kimse yok mu ya? Ahn eninlerini dinleyen kimse yok mu diye. O soru değil mi? Ya Aynı zamanda içsel aleminde mekan açılmasıdır düşünmek. Yani düşünmek mekan açmaktır. Ustad diyor ki düşünmek deşmektir diyor. Mesela adamı deşersin dökülür. E, tarlayı deşersin bitki çıkar. Tamam? Ustad diyor ki düşünmek deşmektir. Ama öyle es geçmişiz. Neyi deşmişsin? Düşünmek. Düşünebilmem için bilgi alacağım. Sonra düşüncemle, düşünceme konu yapacağım. Sonra ve alleme esma külliha. Kıyamete kadar yani başlangıçtan kıyamete kadar olmuş olacak. Allah'ın dışında her şeyin yazılımı insanda var. Düşünerek deşmektir. Yani ben de zaten var olanı Deşiyorum, ortaya çıkarıyorum. Yani şu, şu anda elde edilen bilgi, bilgi dışarıdan gelip içeri uyandırmasıdır. Hayvanı getir, derdi olmayan, konusu olmayan, ha, buraya adam okuyor, ee, çiten gitti der içinden. Derken ne anlatıyor ya? Deşmek yok ki. Vurup geçiyor. Kendisine kendisini konu etse öyle demez. Düş düşünmek ise deşmektir. Yani... Bizde o yazılım var. Onu uyandırıyor. Zahirde biz dinleyerek, okuyarak, öğrenerek öğrendiğimizi zannediyoruz. İlim sahibi oluyoruz zannediyoruz. Onunla aslında batındaki bizde var olanı deşip ortaya çıkartıyoruz. Profesörün dışarıdan alacağım. Dışarıdan alınanlar bilgidir. Deşilenler ilimdir. Profesörün 50 yıllık ilim tahsiliyle edindiği şeyi İmanı yaşın yaşlı nenenin düşünmesi nedeniyle köyde 50 yıllık ilim tahsil etmeden elde ettiği elde etmesi hep bu düşünme midir? Yani ya mesela o harcadığı emek ve sermaye karşılığı mı? Yani harcadığı ona mı? Yoksa köydekilerin şairden besleniyor. O da besleniyor. Mesela o nene de soru soruyor. Attır diyor. Günah. Profesyonel bir şeysi yok o kadar hassasiyet yok. Ya gün attır diyor, Hattır diyor. Ben şimdi diyor hayvanım ona geçmesin diyor. Yani hayatını dinliyor. O da yo sorudur. O da sorudur. Yani hayatınla kendinle meşgul olabilmen için hayatına pozitif, müsbet ustadın o külliyatta bize koyduğu şeylerle sorular sormaktır. Mesela şöyle diyeyim. Usta diyor ki risale ihtiyaç duymayan risale ona, açılmaz diyor. Barla diyor ki ihtiyacınız olduğu zaman okuyun diyor. Başka? Gazete gibi okumayın. Millet şöyle anlıyor gazete gibi. Tır, tır tır Ben öyle anlamıyorum. Gazete ne demek gazete? Gazete harici bilgiyi almak içindir. Yani olayları ben bir nedir ya dünyada ne olmuş? Gazete budur. Ama Risale'nin okurken kendini okumak için okuyorsun. Hariç değil dahili okuyorsun. Okurken okunuyorsun. Devam edeyim. Sadakat soru mudur cevap mıdır? Sadakat sürecin sonucudur. İki cevaptır. Doğru yaşa, yaşayana veya hayatına doğru sorulana, sorulana, sorana verilen cevaptır. İhlas, sadakat, e, uhuvvet değil, muhabbet. Uhuvvet sorudur, muhabbet sonuçtur. Uhuvvet aklidir, muhabbet kalbidir. Aklı olan her şey sorudur. Kalbi olan her şey sonuçtur. Aklı olan her şey süreçtir. İlim bile süreçtir. Evet, evet hikmet. Kalbi olan her şey sonuçtur. İhlas kalbidir. Sadakat kalbidir. Muhabbet kalbidir. uhuvet kalbi değildir. Uhuvet aklidir. Abi e, şey e, dikkat, odaklanma gibi e, özellikler bu aklidir. Hizmet edenler bu. Evet. Düşünceni kendine döndürmenin yöntemleridir. Mesela dikkat edince dikkat et kardeşim. Sıradan sokak lafı zannediyor. Ustad mehirdir diyor. Bir kızın Haramken sana Mehirini verirsen, nikah yaparsan haram helal olur. Bak helal olur. Allah'ın da sevdiği şey olur. Yani, bu mehir nasılsa diyor. Ustad bunu buna kıya Aynı misali veriyor. 10. Ya bunlar olursa düşünceye gidiliyor aslında. Bu dikkatsiz birisinde o zaman Olmaz. düşünme sonucu da çıkmayacak. Çıkmayacak. Düşünce süreçtir unutmayın. İlim sonuçtur. İlim şeydir, tasdiktir dimağda. İlim denilen tasdik diyor. Ondan önceki hepsi süreçtir. İlim denilen tasdik. Dimada mertebe vardı. Tahayyül, tasavvur, takul, tasdik. Dördüncü mertebe. O iş yapmıştık. Tasdik denilen ilim diyor. Şu alarda geçer. Diğerleri hep süreçtir. Abiler sonucu biliyorsanız, yani okumuşsanız, görmüşseniz, bu süreç dalgalı dahi olsa, inişte çıkışta olsa, virajlı da olsa, karanlıklı çamur pat patak bir yol da olsa sana adama keyif veriyor. Yaşarken rıza ilahi sonuçtur. Rıza ilahi de giderken mesela mesleğimiz rıza ilahidir. Cennet değildir. Cennetse bu değmez bu sıkıntıya. Cenneti kazanmak için değmiyor bunlara. Buraya gelmeye değmez. Zaten oradan geldin. Bu sıkıntı değmez ki. Ben güzel rahat, rahat yaşamak için sıkıntı yaşamak zorunda mıyım? Cenneti kazanmak için mi sıkıntı çekiyoruz? Cenneti kazanmak için mi şehit oluyoruz? Cenneti kazanmak için mi namaz kılıyoruz? Cenneti kazanmak için mi iman etmiş oluyoruz? Sonuçta iki zaten oradan geldik. Cennet bile süreçtir, oradan geldik. Serüvenimiz oradan başlamıyor ki. Elestü bir rabbikum. Cennete de sonradan gidilmiş. Kendini kendini tanımadıkça en büyük cennete ne, ne olacak? ki? Ya cennet bile süreçten bir, bir, bir yerdir ya. E, e, kalu beladan sonradır. Ya. E peki sonuç mudur? Değildir. Sonuç olsa değmez ki ya. Niye şehit olayım? Yani Allah cennete ben seni keyiflendireceğim. Orada de, elemsiz lezzetler alasın diye ben sana burayı tattırıyorum. Değil ya. Değil. Ne, zaten ustad bana bu gösterilmedi diyor. Bana bütün bütün sakın ha cehennemden kurtulmana, azaptan kurtulmana, cennete ve işte saadeti böyle huzur isteme vesile yapmayasın hizmeti maniyeni. Bana bütün bütün ne gösteriliyordu? Rıza ilahi gösteriliyordu diyor 96 emirdan. Rıza ilahi. Koy buraya o zaman sonuca. Sonuca rıza ilahi koy. suret sana dalgalı olsa, virajlı olsa, çamur patak dahi olsa yani dertli, kederli yolu sana keyif veriyor. Bir misal verdim. Bir tokat yedin, elin kırıldı. Nereden geldi ya? Beni mi buldu ya? Lanet olsun. tam Bir sürü vardın. Elemine elem olur. Ama desen ki Elhamdülillah. Hemen ben şunu yapayım. Şefkat tokatı bu. İyi. Bak bu sana keyif vermeye başlıyor. ha Elemde celal, celalde cemali görmek bu. Lütfu kahrın şeyin vahiy. Bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur. Bunun şefkat tokatı olduğunu anlar. O anlar bizi. Anlayan bizi. Mesela bu elin kırıldı. Şefkat tokatı bilen adam acı çeker ama keyif alır. Çünkü o günahına kefaret olduğunu bilir. Ha bak şimdi. Aynı şey. Niye geldi bana? Niye kolum kırıldı? Sabah sabah ben derse gidiyordum. Şu arabaya ben nasıl vurdum? Ya yani niye böyle oldu falan? Ve dersten çıktım. lastiğimle niye patladı? İş i̇şte dersten çıktığın için hemen ya olmaması lazım. Ne oldu ya? Allah Allah. Ne yaptım ki ben? Azabın azabını. Ama desen ki elhamdülillah. Hizmet beni temizliyor. İşte temizlediğini temizledi. Temizleyemem de şu lastiğin patlamasıyla. Ana şu bu da benim falan geçmişte yaptığım günahlara kefarettir. Yani bu da hizmet beni temizleyecek. Ama bu rafineriye derken, rafineriye ederken şu imbikten geçirdi, şuradan da geçirdi. Ya muhakematta ben psikolojik olarak anlıyorum. Tam 33 tane imbikten geçiriyor. Bir topraktan çıkan madenin bir hulasa olabilmesi için şuradan, 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 şuradan geçiriliyor diyor. Aslında sistemden bahsediyor. Fırından, fırın gibi gösteriyor da yok süzülüyor, ayıklanıyor, ateş veriliyor, su geçiriliyor. Bir sürü yerler gösteriyor muhakematta. Aslında işte içsel sistem o. Onu dışarıda bizi gösteriyor. Bilinmeyeni bildiğimiz dünyadan gösteriyor. E desen ki lastik şunun için patladı. patlamaması lazım. hayır. Hizmet bizi temizlemeyi deruhte etti. Ondan sonra şu kadar basit bir şeyle ha bununla vurun. Bu kadarla müsaade etti. Aslında böyle araba uçup bilmem nereye kırılması lazım. Ama lastik patlamayla bu kadarıyla geçiştirildi. E vardı ya o bir tane 80 ihtilalinden önce... Ee, bu Türkiye komünist lideri Amerika'ya gitti de sonra nurları tanıyor sonra felç oluyor. Sonra ona deniliyor ki ustad geliyor yani sen diyor senin imanına lisanlı kefil oldu fakat o kadar dinsizlik o kadar şey yaptın ki onların temizlenmesi için sana bu hastalık kefaret için verildi sabret denilmiş. Salih Gökkaya imanına lisanlı kefil oldu ama günahını e, temizlemek için bu şey yapıldı. Bakın ne oldu şimdi? Lutfu e, lütfu kahrın ikisi de birdir. Ne, çünkü kim anlar bunu? Bak bir örnek veriyor. Şefkat tokatı olduğunu bilirsen tokata o lütuf oluyor. Kahrın lütuf oldu. Celalde cemali gördün yani. 24. sözde diyor ya. E, başında. Celal mesela cehennem olmasa cennet lezzet vermediği gibi cennet olmasa cehennem tazip etmez. Yani adamın cehennemde azap alması için cehennemin içine cennet mi konmuş? Hayır. O zeminde oluyor. Celali kaldırırsanız cemali nerede yansıtacaksınız? Adem yok. İlim nerede gözükecek? Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Evet. Ee, şunu cümleyi de okuyayım. Geçiyorum şu e, hisse. Aynı zamanda düşünmek içsel aleminde mekan açmaktır. Düşünmekleşmekse iç aleminde mekan açmaktır. Yaşarken kendine şunu sormak. Ne yapıyorum? Bak ne yapıyorum yerine ne yapmıyorum sormak lazım. Yani ne yapıyorum sorma. Ne yapmıyorum? Misal şu an namaz kılmıyorum. Haram bakmıyorum. Haramlar azdır. Muba saha sonsuz geniştir. Mesela şöyle bir de sor. Yaşarken kendine şunu sormak. Ne yapıyorumun yerine ne yapıyorum bırak. Çünkü ne yapıyorum? Ki? Her şey muba. Her şey helal. Yemek yiyoruz, sevap kazanıyoruz. Tuvalete gidiyoruz, sevap Namaz kıldıktan sonra her şey muba. Her şey sebaptır. O zaman ne yapıyorumu dolduramazsın ki. Her şey öyle. Hepsi bu. Onun yerine şunu sor. Ne yapmıyorum? Mesela namaz kılmıyorum. Yani şu anda namaz kılmıyorum. Başka harama bakmıyorum. Haramlar azdır. Mubahlar, helallar çoktur. Burada biraz da gideyim. İnsani ilişkilerde ne yaptığıma nispeten ona ne yaptığım daha doğru olur der. Yani ne yaptığım değil. Ona ne yap ne yapıyorsam doğru olur. Mesela ben <laughs> bana ne ya nasıl anlarsa anlasın. Ben doğruyu söyledim, doğruyu yaptım demek doğru değildir. Kim kime? Ben tamam. Kime ona? E kadın mı? Çocuk mu? Neyi ne zaman? Yani bana ne beni ilgilendirmez. Ben doğruyu söyledim. O yapamazsın işte. Yanlış olur. Ne diyeceksin o zaman? İnsan ilişkilerde ne yaptığıma nispeten ona ne yaptığım daha doğru olur. Cevap şey sorular, cevaplara göre sorular sorulması lazım aslında. Yani cevaplara değil de yani e, kendine kendini dün... şey. evet. Göre... <laughs> Lakaytlar, hırsatlarla <laughs> okuyanmaz, azimetlerle. <laughs> Lakayt ama bu. Dini bilmeyen değil bu. Dini biliyor. Lakaytı baktınız mı? Lakayt ne demek? Bilmeyen cahil, yeni müşteri olmuş. Yeni derse gelmiş adam değil bu. Adam biliyor. 3 4 dün akşam birisi vardı. Ben diyor zeytin burnu abi de varken de 3 ay kaldım diyor. Niye gelmiyorsun dedim? Derslere ne gitmiyorsun? Derse gidiyor musun? Yok. E niye bu kadar bozuldun dedim? E niye böyle dedin ya sen? E yani kaç sene oldu zeytin burnu. Hiç gidiyor musun hiç Hiç böyle gitmiyorum dedim. Ne yapıyorsun peki? Oyalanıyorum dedim. E niye bu insan bu kadar bozulurken neredeydin dedim? Peki niye böyle dedim? bu lakayt. Çünkü bu biliyor. Kaldı, bulundu, lakayt. Ama yeni olanlara kendimi yırtıyorum. Yeni olanlara, efendim? İyi gibi. Yani yeni olanlara, kardeşim inşallah falan, ay gelemiyorum, tamam ayda bir gel diyorum. Bazen uğra diyorum. İhtiyacı hissedersen gelirsin diyorum. Buna da böyle kızıyor. Bu biliyor ama değer vermiyor. Bildiği halde. İşte ona usta da kızıyor. Diye kızıyor. Evet. Şimdi düşünmenin kendisi zaman gibi. Boş sayfa gibi. Düşünmek ne demek? Zaman gibidir. Boş sayfa gibidir. Boş mekan gibi düşündüğün şey ise içine koyduğun malzemelerdir. Bunu unutma. Ha? Düşünmek neymiş? Son şeyi geçiyorum. Kendisi zaman gibidir. Zaman içine ne koyuyorsunuz? Ustad zamana şerit diyor. Zamana nehir diyor. Nehir. Ne koyuyorsun? Bizim köyde eskide ulaşımda kullanılırdı nehir. Nehirler. Böyle ağaçları keserlerdi. Satıp geçimini yapacaklar. Dağdayız. Ama kalaslar, odunlar şehirde. Şehirde nehirin son denize dökülme ağzında. Nasıl taşıyacak? Araba yolu yok. O odunlar, kütükler nasıl taşınacak? Yağmuru beklerlerdi. Nehir var. Oraya dökerlerdi oradan taşınırdı. Ondan sonra aşağıda çıkartı. Yani onu vesile ederdi. Yani ne demek? Zaman nehire benziyor. Düşünceler ise onun içine konulan malzemelerdi. Bak taşıyor. Zaman ne demek? Öncelik sonralık. Öncelik sonralık. Öncelik sonralık. Önce yani düşünceler zamanımızı oluşturuyor. Onun için uçaktan korkanın bir saati 10 saat gibi, 10 gün gibi olur. Ama sefaatle, lakaytlıkla geçenin 10 günü sanki bir saat gibi geçmiş olur. Düşünceler şey yapıyor. Onun için naz zaman nisbi ve itibari'dir. Nisbi dissaldır. itibari kendi içseldir. Sen onu nasıl anlamlandırdın? Sen eğer içine bir sürü vehimleri koyarsan bir saatlik uçak seyahatinde zaman genişlenir, seni içine çeker. O nisbilerle itibarilerin altısı oldu. Nisbi dissaldır. Yani uçak düştü. Her türbülansta düştü. Yere çakıldı. Öldü. O sonuç ne? Öldü. Her türbülansta ölüm hatırına geliyor. Yani sağlanmak ölüm oluyor. Bu e, nisbilerdir. Kendisini de öldüğünü koyarsa itibari. Yani mevzu kendisini ederse itibari oluyor. Mevzu hariç olursa nisbi oluyor. Demek ki düşünmenin kendisi zaman gibidir. Boş sayfa gibidir, boş mekan gibidir. Düşündüğün şey ise içine koyduğun malzemedir. Düşünme, düşünmen gibi, düşüncenin gibi işte böyle mekan açmaktır kendinde. Düşünmek kendinde, mekan açmaktır. Evet, şimdi his dersine hoş geldiniz. Bu düşünmeyle açılan mekan e, zihin dediğimiz nokta mı yoksa düşünmek. E, ehli dünya için ya da dünyevi şeyler için geçerli uhrevi olanlar tefekkürdür onlar Allah'ın böyle bir şeyi var böyle e, vicdaniyeti tam ölmemiş insanın kafir mesela dönebilir. Kafir vicdaniyeti tam ölmemiştir. Mürtedin ölmüştür der ustad. Mürtet olmamak şartıyla, münafık olmamak şartıyla vicdaniyeti çalışır. Vicdaniyeti çalışır demek irad içindeki sistem çalışır vicdanın. İrade çalışır, zihin çalışır his çalışır. Latife Rabaniyesi de kısmen çalışır. Şöyle. O zihin mekan açmaktır. O düşünce açar. Senin oraya getirmek için bunları kullandım. Zihin de yeri açılıyor. Çünkü kafirin bütün düşünceleri kafir küfründen iktiza etmiyor. Ondandır ki Charles Darwin'e bak dinsiz. Ama ilim yaptığı için yani ilim ama ademi bir ilim dahi olsa simaları Simaları yine beyaz gibidir. Ben eskide merak ederdim. Bu zındıklar, bu bilim insanı ateistler ama nasıl böyle simaları düzgün gibi? Sebebi Allah'ın ilim sıfatına hizmet ettikleri için ademi ilim. Çünkü vücudi ilimler de onların vesilesiyle çıkıyor. Mesela Ebu Cehil olmak kolay bir iş değil. Baya bir sev seviyeli yani. O, ay o ayna, o ayna darlık yapmak mesela bizim e okulda, askerde şey piyes oynayacaklardı. Kurtuluş Savaşı namı altındaki uyduruk bir şey öyle bir şey yok da Kurtuluş Savaşı diye. Adam Yunan askeri kimse olmuyor lan. İtibaridir o kimse olmuyor gene. Tam bir seviyede yine vicdan verilmemiş olsa adam neyi inkar edecek? Evet. Yani vicdan vicdan çalışıyor. Yalnız münafık da çalışmaz. Hatem Allah ala kulubihim bitmiş o. Mesela ondandır ki e, yerli yerli münafıklar, mürtetler, zındıklar Strasbourg mıdır? Strasbourg orada gidip kahve içebiliyor. Yahudinin Yahudinin yanında tanesini yiyebiliyor. Çünkü mürtet. Yani bitmiş yani. O hatam Allah ala kulubiyim. İngiltere'deki gitmiyor. O kafir. Onun hakka dönme şansı var daha. Bunun dönme şansı yok. Bitmiş. Hatam Allah olmuş. Dönemez yani. O, mümkün değil o. Bitti o. Çünkü fiilen de ispat etti kendisi. Çünkü Allah düşmanlarına dost oluyor fiilen. Bildiği halde. Evet. Evet şu anda düşünce, düşünce, boş bir mekan gibidir dedik ya. Abi. Evet abi. Şimdi bu düşünce boyutunda mekan boş olarak görünüyor. eğer bir şey doldurursak bu illaki üstünü açmak zihindeki boyutu denebilir mi ki? İlle delmez. O seviyeye inebilir mi de? Yani ta süreçten bahsetti. Evet. Mesela düşündü. Nerede oldu? Tasavvurda. Bir boyutu var. Biraz ileri taşırsa akılla geçer. Aklın oraya. Aklın takuli ta, ta, geçerse ya zeka boyutundadır. Dinde kopuksa zikidir. Dinle beraberse akıl da var. Sonra tasdik geliyor. Sonra bu geçecek ilim olacak. Sonra izan olup vicdandaki Zihinin üstünü açacak. o sanki öyle bir hakikate kadar gidiyor. Gider. Gider. Ee, kafirin gider. Kapanmamış o yol. Merhamet edebiliyor. Ama münafık etmez. Murtet etmez. Münafık niye yaşamaya devam ediyorsun yani? ee, yaşama yaşamıyor ki. Sen zannediyorsun yaşıyor. Hakkı Onlar öldü yoktu, bitti. He? Hakkı hayatı yoktur. Evet hakkı hayatı yok. Yani hakikat esmalar yok artık onda. O Esma'ya mazar olmamış, uçkurluk ve mide noktasına çalışıyor. Yaşamıyor ki o. Bizi imtihan etmek için var. Yaşamıyor ki. O yaşamıyor. Bize nisbi ve itibari vazifesi, vazifesi var. Arabanın aksesuarı gibi. Şimdi geçen hafta Kastamonu 170'ten devam etmiştik. Ee, ben devam ediyorum. Oradan sayfa 285 Aa, yansıtmayı bakacaktım de, şeyi açtım, attım sırrı insana. Açın bir tanesi görürse ben yoluma devam edeceğim. 285. sayfa bir kırmızı yazı ile başlıyor. Bir saadeti acile. yoksa o o ele mi elim vicdanı ihrak eder. Fizara dayanılmaz. Elemiyiz, çekilmez. Daha çok metinler var atladım. Demek sırat-ı ne kadar uzak düşse o derece o derece nispeten şu halet tesir eder, vicdanı bağırttırır. Her lezzetin içinde elemi var, birer iz. Lezzetin içinde, mesela siz de günah yapabilirsiniz. Haram seyredebilirsiniz ama ehli gaflet gibi, munafık gibi menüs lezzet alamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Çünkü niye? Her lezzetin içinde elem var, Seyrederken bile seni acıtacak. Bunun hesabı var, hesabı var, hesabı var. Hesabı. Var. Vicdan seni rahat bırakmayacak. Bir tane söyle demişti. Olan nereden nurcu olduk dedi ya. Ay böyle dedi. Ona günah bile yapamıyorum dedi. E, hiç Kemal yapamıyor musun? Dedi. Yapıyorum ama dedi lezzet alamıyorum. Eski de iyi lezzet alıyordum dedi. Menüs lezzet var diyor 13. lemada. Nereden olduk diyor. Şaka diyor ama aslında ciddi ciddi gibi. Ya menüs bir lezzet alır leş olman için. Her lezzetin içinde elemi var, birer iz. Günahın ve sevabın içleri var. Günahın ve sevabın içi var. Günahların içi ademdir. Ee, şeyin, sevapların içerisinde vücudi var. Hakikatler var. Hakk hayatı var Davut. Hak var. Hak. Hakkı hayat derken esmaya mazariyet var. Mazar olurmayan bir hayat yaşanmamış hayattır. Ve yaşamıyor şu anda. Ne yapıyor? Nisbi vazife yapıyor nisbi ve itibarilikler yapıyor. Kalksın onlar. Asıl saadet gibi hep sahabe olsun. Ama kafirlerde olmasın. Yaşanır mı bu dünyada? Vallahi yaşanmaz. Ben böyle bir dünyada yaşamak ister miyim? İstemem. Sırf sahabenin olduğu bir dünyada yaşamak istemem. Bir kere merkez efendi gibi Allah ne yaptıysa doğrusu budur. Onu teslim ettikten sonra kafama dayatıyor. Hep sahabe olsa benim sabrım, benim tahammülüm, affım vesairem nasıl inkişaf edecek? Sahabe zaten hakkında vazgeçmiş kuyruğuma kimse basmıyor ki. Nisbi ve itibari sistem çalışır mı? Çalışmaz. Düşünceler durur. düşünce ilim de terak etmez ya. Donuk olur. Mesela hep sahabe var. Cihat ruhu olur mu? Fedakarlık olur mu? Zaten hepsi beni fedakar. Hepsi beni tercih ediyor. Ben ne yapacağım onu ki ya? Zaten cennet hayatı. Cennete vardık, var idik zaten. Ne, ne işimiz var burada? Lan kafir de lazım ya. Kaldırdığın zaman hareketsizlik olur. Donuk olur dünya. Yaşanmaz olur dünya. Hareketsiz olur bir dünya. Bakma burada konuşuyoruz. Ama dışarıda demeyin bunu. Lazım adam ciddi bir iş yapıyor. Yani kafir olmak normal mı? Salim olmak normal bir aynı dallık mı? Tiyatroda adam çocuk Yunan askeri olmak istemedi ya. İsrail aslında Yahudi zihniyeti diyorduk. Yani vakarperestlik diyorduk değil mi? He, o onların temsilcisi. Şimdi Kur'an'dan İsrail'i çıkar. Kur'an bile olmaz artık. İsrail'i çıkart en çok bahseden kavim İsrail. Kur'an'dan İsrail'i çıkarttığın zaman Kur'an'da bir şey kalmıyor. O kavimler var ya, at kavmi, semut kavmi, ben, ben İsrail kavimlerinin şeyleri. Kimse kalmıyor. Ses yapmayın, kalsın, dursun. Adamlar ciddi iş yapıyorlar. Yani şimdi düşün, Hz. Muhammed'i Hz. Muhammed yapan aleyhisselatü vesselam, Ebu Cehiller, Velid İbni Muhreler veya Hz. İbrahim'in karşısındaki Nemrut'u, Firavun'u Musa'nın karşısına kaldırırsan Musa olur mu? Firavun'u kaldırsanız Musa var mı? Nemrut'u kaldırın İbrahim mi olur? Olmaz ki. Küfrü kaldırın iman, şirki kaldırın itikat olur mu? Karanlığı kaldırın aydınlık olur Olmaz ya bırakın dursun. Aynı darlığına şükret. İyi ki bu rolü vermiş bize. Ama mücadele etmeyeceğiz değil. İç alemimizdeki doğrular böyle. Bu lazım. Bu adam lazım, bu da lazım. Huduttan geçen lazım, kuyruğuma dokunan lazım. O da lazım. Yeter ki sen lazımlık olma. Onun için günahın ve sebabın işleri var. Vicdanın da vicdanı varmış. Vicdanın da vicdanı var. Aklın aklı var. Aklın aklı vicdandı. Sonra ruhun ruhu var diyor usta. Ruhun ruhu Cenab-ı Hakk'ın ruhumdan öfledim diyor. O. Ruhum kulu ruhumin emri Rabbi. Ruhumdan öfledim diyor. Ruhun ruhu. Aklın aklı var sonra. Aklında aklı var. Cehennemin cehennemi var. Nedir o diyor ustat? Adem diyor. Cennetin cenneti var diyor. O da nedir diyor? Vücut alemleridir diyor. Şuraya bak ya. İnsanın insanlığı var. İnsanın insanlığı var. İnsanın insanı var. Hayanın hayası var. Vesair. Derler ya. Sen utanan adamsın. Utanmanı şey yapsana, Utanmanın da utanması var. Her şeyin çift. Şimdi devam ediyor. O kadar harika bir mevzuya giriyor ki. Hazırsınız değil mi? Yeni başladık ha? O Bu işin ne kadarki saati sayılmıyor. Isırmak da o. Bir saadeti acile vicdanda mündemiştir. E bir firdevsi manevi kalbinde mündemiştir. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiarı ı raz. Bunu geçen hafta çok konuştuk bunu. Hatırladınız değil mi? Evet. Ama hemen çabuk şey yapayım. Vicdan'da Saadet Acile var. Ne demek? Haşir Meydanı'nın provası, nümenesi buraya taşındı. Haşir Meydanı'nda sana diyecekler ki bunu niye yapmadın? Bunu niye yaptın? <laughs> Aynı fiilin çifti. Niye yaptın, niye yapmadın? Sözlerin. Niye dedin, niye demedin? Ha? Peki işe yarayacak mı? Hiç, hiçbir şey yaramaz. Yük mü yok yani? Azap vermekten başka bir şey yok. Ama aynısı keşke dünyada sorulsaydı diyecek orada. Da ben düzelseydim. Diyecek adam. Onda deyince ki biz dedik. Haşi meydana sana ne soracağını dünyada sorduk. Niye dedin diye soracaktık. Orada da sorduk. Nedir o? Vicdandır. Saadeti acile. Orada karşılık çıkan çünkü bu. Her şey. Her şey vicdanda bize soruluyor Erdinç. Yani Haşir'de ne soracak? İnan bana vicdanın sormadığı bir şey sorulmayacak. İşte vicdanı susturuyoruz ya, bunu aklımızla, kuzlarımızla, hevamızla mı? Vicdanı uyanık yapmamak için elimizden geldiğine kadar bastırıyoruz. Adam koltukta uyuyor televizyon. Haber hastasıyım diye. Adınız gibi inanın bu kardeşinize. Haber hastası olduğundan haber seyretmiyor. Ruhu cehennem gibi ondan kurtulmak için heyecanlı bir şeyi seyrediyor ki unutayım diye. Emir Dağ 158. Ruhu cehennemde olduğu için vazifesizlikten yani vazifesini yapmamaktan ruhtaki elemi unutmak içindir o. Onun için koltukta uyumuş. Niçin? İşte o yakmaması için muaccel peşin azap. Azaptan kurtulmak için e, niçin söyledim bunu? Elinden geleni susturmak için vicdanı yapıyor. Yani mesela o olumsuzluklara, o olumsuz haberlere, o 5 sene önceki futbol seridir mi? Seri diyor ha. Ve çok iyi biliyorsun film ismi mesela. Filmde bir başrolde olan bu ölmeyecek işte. Bu adam başrolde ne olursa parçalansa da ölmeyecek. Bildiğin halde o film sana keyif vermez ki. Bu ölmeyecek zaten. Bu Ölmeyecek. Çünkü e, başrol, sonuç belli. Başrolde kendisi var çünkü. Hı -hı. İster görmesin. Ya. Bak, yani, yani böyle bir Peki sonuç biliniyorsa başroldeki ölmeyecekse o film lezzet vermediği gibi sonuç cennet olsa bile bize bu dünyada keyif vermez. Sonuç cennet değil bizde. Nurcuların cenneti cennetin sahibi olan Allah'tır. Rıza ilahidir. Ya Aşeli beşere, cennetle müjdelenmiş ama ne olmuşlar biliyor musun? Ben zannettim ki yatacaklar yat aşağı. Bir donum bostan yangel Osman olacak. Eyvah dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Merak ettim. Müjdelenince bunlar ne yaptılar dedim ya Hazreti Osman dedi. Eyvah imtihanımız şiddetlendi dedi. Niye? Bu diyor bizim anladığımız gibi garanti cennet anlamamış. Yani bana özel Cenab-ı imtihana soktu. Bakayım ne yapacaksın. Cenneti söyledim ama. Cenneti diyorsunuz da cenneti gaye maksat yapmadın. Cenneti zaten maksadı olmadı. Rıza-i olduğu için o bir şey kazanmış olmuyor. <laughs> Yani onun ötesini düşündüğü için. Evet. Cennette müjdelenmek önemli değil ki. Zaten gayrı maksat değildi. Maksat değildi ki adamın. Çok tuhaf değil miyim? Ee, peki hemen karşınıza şu gelecek yani. Tamam da kardeşim Kur'an'da gaye gösteriliyor da. Ben sizin cennete gitmenizi istiyorum diyor. Siz de ise şey falan. Hep anlatmıştım hatırlarsınız. Kur'an rahmeten lil alemin olduğu için ekseri muhatabı avam olduğundan e, havasa ara sıra hitap eder. Onun için genele hitap etmek belagattır, rahmettir. Avama da yüzde sekseni Risale-i Nur cemaatı İslamiyet içinde şuurlu bir cemaattı diyelim. Öyle mücedditti. Ben kendime öyle inanıyorum. Nur cemaatı mücedditti. Ee, İslam içinde yüzde yüzde yirmisi vardır veya yoktur. Tamam. Peki Nur cemaatının ustad kendisi diyor yüzde sekseni avamdır abisine, önderine tabi çok iyi biliyor ki ben bu dersten istifade edeceğim. Abisi dedi ki ona gitme. Ona oraya gitme. Onu dinleme. Tamam abi diyor. Dinini adama endekslemiş. Bu avam değil midir? Abi beni kurtaracak diye yan gelip yatıyor. İşte nurcu olduk garanti cennet diye. Bunlar nurcuların avamıdır. Avam avam. Normal bir avam. Peki nur cemaatin içinde e, bir saat kendisi okuyup yürüyebilen yani istifadesini bildiği yerden istifade eden her şeye rağmen adam diyor ki bir şekilde koluma girdiler. Topkapıya gittik. Bir derse lise okur görünen. Dedim. Orada tanıştık. Sonra baktık ki meşrıbimi daha genişletirecek başka bir grup var. Gidemiyorsun. İşte bu yüzde seksenin avamsı. E baktın ki seni inşa eden. Oh Allah Allah. Bana çok hayatıma katkı olacak. Zere kadar taş koyacak buraya. O zaman ne yaparsın? Yüzde yirmiye geçersin. İşte yüzde seksen çıkamaz o kuyudan. O gırdaptan çıkamaz. Çünkü meşrep olur. Mesleği, mesleği din olanın meşrebi meslek olur. Sırayla gideyim. Meşrep, meslek, din. Din, İslam. Meslek, nurculuk. Meşrep, kişinin kendisi. Eğer meşrebini meslek yaparsan, nurculuk yaparsan, e, nurculuk ne, ne olmuş oluyor? Din oluyor. Bir üst kat, kategoriye taşınıyor. İrfan. Bunu bir üste taşırsan bu da üste taşınıyor. Otomatik sıralar değişiyor. Meşrebini meslek yaparsan meşrebini nurculuğun kendisi yaparsan nurculuk din olur. Üste taşır. E, Nurcuların yüzde sekseni diyor mektubat <laughs> avandır. Yüzde yirmi Havastır. Bunun yüzde yirminin de yüzde sekseni o havasın bile mıdır O yüzde %20 yirminin yüzde yirmisi bizzat tah, mudakik ve muhakkiktir. Onda var mı? Evet var. İhlas da öyledir. Onda kaybettim Öyle mi? Onun miktarı ne kadardır? Bak yüzde <laughs> dörttür. Yüzde dörttür. Yüzde yirminin %20 yüzde yirmisi dörttür. %20'ni, %80'i 16'dır. Yani 5'te bir hep sistem aynı gidiyor. Muhakkik, mudakik ne demek? Muhakkik hikmet sahibidir. Hikmet ehlidir. Yani onu e, tanımlayabilmiştir. Kendisiyle izah edebilmiştir. Mudakik ise o hikmetini kaynakla kaynaklandırabilmiştir. Delili delillendirebilmiştir. Şimdi e, saadet acile saadet acile vicdandır. Haşir meydanı vicdanın rahat mı? Yap kardeş. Allah Resulü demişti değil mi O ki utanmıyorsun istediğini yap. Ne demek biliyor musun? Utanma, haya tamam? E imanın hassasıdır, kal, Kalbin özelliğidir. Utanmıyorsan demek ki o çökmüş. Zaten desen de demese de yapacaksın. Her istediğini yap. Utan utanmak demek ki insan bir kere kendisinden utanır. Bu bana yakışır mı? Yani birisi görmemesi, görmesi önemli değil ki. Bu bana yakışır mı ya? Bana yakıştırabiliyor muyum? Oradan başlar bu soru. Dedik ya kaliteli soru. Kaliteli insanlar sorar. Kaliteli, ne için kalitelidir? Kaliteli sorular sormuş. Bu bana yakışır mı? Ben buna muhatap olacak adam mıyım? Yani bu kadar. Sorduğun zaman seni başka yere taşıyor. İşte saadet-i acile, e, ee, saadet-i acele olduğu gibi cehennemi acile. Fethulü fi ibadi ve fethuli cenneti. Mündemiştir. Gömülüdür vicdanda. Bir firdevsi manevi. Firdevsinin için diye geçen hafta konuşmuştuk. Bir önceki hafta daha. C, altıncı tabakadır. Altı tane iman esasının her birinin karşılığı imana iman etmenin. iman böyle bir paket gibi gözükürken ahirette öyle değildir. Ya Allah iman, peygamber e iman, meleklere vesaire. Hangisi daha tahkikse Hepsine ayrı ayrı makam veriliyor. Peygamber imanının şurada fazlası vardı. Melekler biraz düşüktü, kitaplarda üstündü. Kitabı çok severdi ama eee aşırı o kadar şey yoktu vesaire. Böyle bir şey ya. Mesela adam e, Kur'an çok okur. Günde cüzler okur. Ama tek bir şey yok. O altı tane iman esası burada pakettir. Orada öyle değil. İşte onun için Firdevs Cenneti ...altı tane iman esasına tek tek verilen cevap yeridir. Onun için Firdevsi denmiş. Tesadüfen delmemiş yani Firdevs'i. Ve öyle anlıyorum tamam Ben nedir diye oturdum kalktım Ya Nilferdiyesi diyorsun, Firdevs diyorsun. Kalbinde müm demiştir. Nasıl anlarım? Böyle Firdevs'i cennet olduğu nasıl anlarım? Düşünmek ise deşmektir. Şuur nedir? şiar raz, şiar alamet. Ney? Mesela mezar taşları, e, caminin o simgeleri... ...mazinin şiarıdır. Yani şair İslamiye. Peki nedir o? Şuur nedir? Gaybın alametidir. Gaybın alemi şahadetteki... ...iz düşümü, görüntüleridir demiş. Hatırlarsınız. Yani düşündük. Kapı çalmak. Kapı çaldık. O alemlerin bize verdiği cevabın... ...vicdandaki adı... ...şuur. Şiar denmesin şimdi... O alemleri tanımladığı için. Niye mezar taşları Osmanlı kokuyor? Şiar. Şiar olduğu için. Şair İslami olduğu için. Çoğulu olunca şair İslami olduğu için. şair raz. O şuur neymiş? Şuur. Ötelere düşünerek tefekküren gayretle teveccüh ediyoruz. Kapıları vuruyoruz ya. Ha. O alemlerin bizi iade-i ziyaret 506 sözlerde söylüyor. İade-i ziyaret o alemlerin vicdana verdiği cevabın hal. Onun adı şuur. Ehli dünya bile aynı yöntemi kullanıyor abi. Daha çok hangi alanla meşgulsen onun reklamlarını ve şeylerini sunuyor sana. Videolarını, şeyleri. Ya. <laughs> Ahiretle meşgulsen daha çok onda o tür ilhamlar, o tür yollar açılıyor sana. Acayip bir şey. İrfan burada mısın abim? Abi. Dinle burada ol. Hadi bakalım. Burada olmanı çok istiyor. Vicdan haşrin muacel e, vicdan neymiş? Haşrin muacel peşin muayenleşmiş Alem şahadette olup buralı olmayan vicdan. Hani burada aktif, burada işlevi var, iş yapıyor ama buralı değil. Çok tuhaf ya. Bunu bir anlasak var ya his, Mesela vicdan bu alemde, ruh bu alemde iş yapıyor fakat buralı değil. Ne asanlıyoruz? Hiçbir şeyi benzemiyor buraya. Mesela ben bir misal vereyim. Perşembe günü ne dediğim gibi dedi? Kayım ne demek? Ya olan sonra ha. Gelen orayı kontrol gibi ha oralı olmadı belli yani doğru. Perşembe günü Mahmud Efendi cemaatindeydim. Şaban Ali kardeş de oradaydı. Beni davet ettiler. Bir dergaha gittim sohbete. İstisnasız herkes sakallı. Cıvıl cıvıl çocuklar oynuyor. 30-40 tane. En az ansuktan böyle nasıl oynuyor. Dedim ya cemaat kürsüye çıktım çok yüksek bir kürsü. Cemaat bir adam geldi. Merak ediyorsunuz. En başta ya bu adam nasıl bu hocaya sakalı yok. Benim sakalım yok." Ondan sonra "Ya konuşmam benzemez size. Örneklerim benzemeyecek. Tipim benzemez. Sakalım benzemez." Bir <laughs> de şöyle yaptım. Geliyor. Yani oralı olmadığım belli. O için örnek veriyorum. Konuşmam oralı değil. Örneğim oralı değil. Sakal. Abdurrahman Hanım'a götürmeyi unutmuştum. Sakalı var ya. Ondan. Hani de, hani Kosovalı Arnavut biraz ene, ene çok olunca askerde şöyle yapıyorlar. Birinci. <laughs> Türkiye'de bir. Sağ dönersin. İkinci. iki Bir. İki. Asker sayı. Sağdan say. Böyle olur. Ondan sonra kosa öyle değil. Birinci, ikinci, birinci, ikinci. Bir tanesi en, enesi fazlaymış. Enaniyet. Birinci dedi, o ikinci diyecek. Nasıl desin ikinci? Onun yanındaki. <gülüyor> <gülüyor> Pozitif adam. Vicdan demek ki Haşin muayyen hemen dünyada o kadar harika şey ki bunu bilse, bilmesen uçtu gitti biliyor musun? Dünyada yaşadık. Hakikaten vicdan böyle bir işlevi varmış. Duymadan gittin. Gene bir işe pek yaramadı. Duymadan. Vicdan neymiş? Ahiretteki sana yapılacak muamelelerin e, Muaccel. sonra e. A baştan geçiyor ya. A, B, C, D, E, F, E. Sonra. E sonra. A başta. Muaccel. Oradan öyle ezberleyin. Macel acele şimdi. Haşir meydanda sorulacak soruların sorulduğu yer vicdan. Ama bilmesen, peki bilmesen ne yaparsın? Susturursun. Yani nereden baş belası bu ya? Zannediyorsun ki vicdan azabı çoğu insan psikoloji sıkıntı zannediyor. Bir daha yazılacak bir tabela sözdür bu. Vicdan azabı haşir meydanında bize sorulacak ya, yapma etmedi. Vicdan seninle nasıl konuşuyor? Ya huzur olarak sana yansıtıyor. Aferin doğru yaptın. Sadaka verdin. Bak bu ne? Yaptığımız hayırlarda vicdan bir oh bıraklar. Hani bu ne diyor biliyor musun? Aferin doğru yaptın. Onaylandın. Onaylanmadığın bir şey sana sıkıntı verir. Adam o sıkıntıyı yapma, dön, deme, özür dile, etme iken bu onu psikoloji sıkıntı zanneder ve onu bastırır vicdan azabını psikoloji sıkıntı zannedir. Evet. Korkunç bir şeydir bu. Korkunç bir şey vallahi. Üç defa olsun korkunç bir vartadır, uçurumdur. Değil ne ya. araba ibre gösteri motor 90'ı geçti 120'ye vuruyor. Hararet çıktı. Hala biz e, hiç sağ sağa çekmiyoruz. Vicdanı azap yapma dön özür dile etme yapmanın yapmanın anlamındayken onu psikoloji zannediyoruz hapla bastırıyoruz onu. Korkunç cinayete bak. O, o, o vicdanı etki eder mi abi? Yani şey yapar vicdan hissi yakıyor ya. Şey diyor ya diyor ki, duymuyorsun ki. Duymuyorsun alkol nasıl? uyutur yok. diyor vicdanı aldatır diyor. <laughs> E? aldatma ama ilaç aldatamaz İlaç derken içki içiyor yok böyle aptal Biz gibi yapıyor vicdan, başka bir şey olması lazım abim vicdanda his yok mu his iptal ediyor Ya sen şimdi içtin hmm. uyuştun uy uyuyorsun devamlı. uyku yaparsan sen vicdan azabını duyar mısın yatakta duymasın çok acayip bir şey ya ya arkadaşlar vicdan sana diyor ki muallim seniz diyor ki etme ya etme. Haşir meydanındaki biraz da ileri gideyim mi? Haşir meydanındaki hakim kim? Hakim Allah. Ma, mahkemenin 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 kendisi hakim kim? Allah. Melekler yapmayacak. Allah hesabımız görürken karşımızda cennet cehennem gözükecek ve soruyu o soracak. Allah soracak ama o kendisi şahit burada. Peki Haşir Meydanı'nda bize soru sorunca azap çekeceğiz ya vicdan madem onun bir provası burada. Şu anda bize azabını veren direkt Allah'tır. Allah vicdanla konuşuyor seninle. Allah susturuyorsun. İlaçta. Bir daha vicdan azabı. Nedir vicdan azabı? Yapma etmeydi ya. Vicdan neydi? Haşir meydanın provası değil miydi? Bir haşir meydanında kim sana soracak? Allah. Kim? Sorunca sıkıntı çekeceğiz. De. Ey kulum niye yaptın? Şimdi soruyor. Vicdan soruyor demek. Vicdan isimdir. O perdede de Allah yapıyor. Yani zaten onu görsen sorun kalmayacak. Allah Allah'ın Allah. sorusu şu anda vicdan bu. His ve zihinle mi konuşuyor bizimle? İrade irade mesela. Mesela e zikirden e evratlardan nefret yalan uzaklaştırıyor diyor lemanlar bu irade. E zihinle konuşuyor, hisle konuşuyor. Mesela huzuru huzuruyla kendisini ifade eder diyor. Bak Allah kendisi nasıl gösteriyor? Mesela namazda. Zerre kadar açı. Mesela namazdayız. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. Böyle bir ah. Oh. Latife-i Rabbani Allah'a gördüğü için Allah hazır olunca biz de huzur oldu. O Allah'ın konuşmasıdır. His Allah'ın konuşmasıdır. Yani zihin üstü açılmasıdır. Tefekkürle açılıyor. Açılıyor üstü. İrade mesela. Mesela iradenin vazifesi de, ibadet değil midir? Namaz değil midir? Peki namaz için ne diyor? Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Allah seni huzuruna kabul etmeyince namazı nasip etmiyor sana. Niye etmiyor? Liyakatın yok. Peki vicdanda Davut irade yok muydu? İrade ibadet değil miydi? Hmm. Namazı kılmayan adam Allah ne yapıyor? Seni çık lan huzurumdan. Çık dışarıya. Hiç almıyor aslında. Hiç. Almıyor. Pavlo İrfan bir teori, bir şey anlatacakmış herhalde. Enfisukum ayetinde geçen tam. O neydi o? Sen vicdana çalışmış mıydın bir? Bir şey çalışmıştın ya sen. Ha ha nasıldı abi o? Ha baştaki ayette ne kadar kumrası olur diye geçiyor ya. <laughs> Oradaki enfisukumu genel meal verenler içinizden yani içinizden bir peygamber bahsederken. içinizden mesela bu kalabalıktan birini seçmek gibi Anlamış. Anlamışlar. Ama Aslında en füsukum kelimesi bizce malum bir kelime yani. Bizce? Bizce malum bildiğimiz bir kelime. i̇çimizden. Yani i̇çimizden. Evet. Evet. Kendimizden. Içmeden, içmeden. İçimizden. Evet evet. Yani umum değil de biz. Benden, füsü ben, füsü ben de mi Bu saraydan bahsediyor. Bu içinden mağrur. diyor. Bu zahirlik değil. Çok yani. ilginç ya. Evet. tabiri içinden. En enfus ne en Enfus, enfus. Enfusi me, me, bil, bilinmediği için enfus derken Müslümanların içinde birisi. O değil. Bu o işte, o seni bu bunun, bunun dışına taşıyacak şeylere de bidat deniyor. 11. Yani. 11. Lema'nın genelinden. Geneli bu. Yani. Enfusun dışına atınca hep bidat oluyor. Evet. Enfusi mevzuların dışında hepsi bidat oluyor o zaman. İçlerinden bir peygamber gelecek. Evet. Yani. haşir meydanı neydi? Ha. Müjdan peygamberinden. İkaz edici ya. Vicdan nedir? Haşir meydanı. Yani Peygamberlik vazifesi yapıyor. İçimizde enfus alemde peygamber olsa kim olurdu? Vicdan olurdu. Vicdan olurdu. Masum On sıfatı aktif var. Mi zaten peygamber e öyle iman He? olmuyor. Masum sıfatı var. E, e işlemez. Evet zaten fıtrat izi şuur diyor. Evet. Peygamber'e iman buraya bakıyor aslında abi. Evet, evet bu, onu daha önce konu vicdanda konuşmuştuk bunu. Altı tane iman esası, akla şu bakıyor, şu, şu, şu bakıyor, şu, şuna bakıyor. Bunu aktif Altı tane iman esasını işliyor ya birinci sözde altı tane sır. Altı tane iman esası ve altı tane sistemden bahsediyor vücutta. Birisi akla bakıyor, birisi vicdana bakıyor, birisi kalbe bakıyor, birisi ruha bakıyor, birisi sıra bakıyor. O şimdi o şey olur. O sözleri çıkartacağım ki. Devam edeyim abiler bir de okuyayım. Vicdan haşrın muacel muayyenleşmiş, alem-i olup buralı olmayan vicdan. Vicdan ötelerin bize peşin istikbali hazırda anlatandır. İstikbali buraya taşıyıp anlatandır. Allah'ın diyeceğini diyendir. İç alemin peygamberidir. Evet. Ee, buradan oraya yani dedin ya enfusekum, e, içinizden içinizden ki hani şey vicdan vicdan dışındaki her şey bidattır. Çok ya çok güzel. Bak çalıştığın dersi burada kullanıyoruz yetiyor işte bu. Birkaç ay, üç ay, bir sene çalışsan da yeter bu. İşte mesela dün akşamki ders, belki de 40-50 tane ders, belki de 100 tane ders kullanıldı. Şeceri hikat için belki 50 sene malumat kullanıldı. O normal değil o. Ama normal işte. Allah'ın rahmeti böyle oluyor işte. Çok büyük nimeti böyle sıradan veriyor. Ama en az 100 tane ders kullanıldı. Arş azamın karşısında ruh olduğunu, arş azamın olduğunu bilmen için ne kadar ömür vermen lazım. Ruhu bilmen lazım. Ruh için ne kadar şey lazım. Kolay değil bu işler. Yani. İşte e, bu mesela bir ders. Bir cümle söyledin yetiyor. Bitti. Enfus sekum. Yani içinizden enfus. Yani senin içinden. Kim bu? Onun dışındaki hepsi bidattır. İçinizden birisi gelsin. içimizdeki peygamber. İçimize iman esaslarını yapılandırsak vicdan şeye geliyor, denk geliyor. Peygambere iman geliyor. Sadece akılla gidersen demek ki çoğu zaman bidat olur yani. Evet, evet. Çok büyük bir ihtimalle. Buradan oraya bakan, bakan olmakla beraber yani vicdan buradan oraya bak bakmak beraber A eşittir B'si, B eşittir A'dır. Oraları buraya taşıyandır vicdan. C cenneti de cehennemi de buraya taşıyıp bize yaşatandır. Aynı zamanda bilgi değildir. Yaşatandır. Yaşanan yerdir. Vicdan bilgi yeri değil. Yaşamaya dönüşüm. Yaşam alanı yani. Kardeşim tahkiki nurcuları ben ömrüm billah ee, 1991'lere kadar bütün nurcuları çantalı ve defterli notlu gördüm. Ben çantası bir nurcu görmemişim eskide. Hep böyle çantaları var ufak. Orada defterleri olur, hediye edecek kitap olur, not alacağı olur, evradı olur, eskarı olur. Yakaladığı bir manayı hemen kaydeder. Yani mutlaka böyle şimdi ders dinledin. Hiç not aldın yok. Uçtu gitti. O senin değil o. Duydun. Anlık sana haz verdi. Onu ayağında bağlayın diyor hadiste. Yani kuşu ayağından bağlayın. Onu bağlayacaksınız. Yani kaydedeceksiniz. Yani enfusi olamaz. Deftersiz, kalemsiz enfusi olamaz. Mümkün değil. Olmaz o. Bakın oraya. O nurani tarihte bir haleti hissettik. O halet oluyor hayat. O halet var ya madeni lezzet. O halet. Ağlam olur leziz. Bunları konuştuk galiba. Ağlam, elemler olur leziz. Onunla bunu bildik ki vicdanla yani vicdanla o elemlerle vicdanı bildik. Mütefavit derecede kuvveti iman nispetinde ruha bir lezzet verir. Yani e, burada söyleyecek de ama acele edeyim. Ruhun lezzet aldığı yer vicdandır. Ceset ruhla mutelezizdir. Lezzetlendiren, zevklendiren ruhla. Kim? Bir ceset. La olunca ek. Bak vicdan, ruh, şey vicdan diyor Ceset. Ruhla lezzet alır. Ama ruh ise vicdanla lezzet alır. Şimdi. He? Ceset mesela ruh çıktı. Onu nasıl lezzet alacak? Yani, Zayıf beş duygu manasında değil herhalde. Duyu, duyu, duyu. Yani o tabii mesela diyelim ki güzel bir yeri tefekkür ettin. Ruh çıkartsan adamı ölü cesede böyle diksen bir manzaraya veya bir güzel Kur'an okunuyor. Ceset bundan haz alır mı? Ya da elma yedi, He. Çok tu tuhaftır. Enfusi, Ma manevi nefsem var ya, ya benim aklım alt üst eden bir şey var. Sonra Furkan dedi ki abi dedi itiraz etti bana. Dedim ya böyle yapma. Bak ben söylediğimi yapayım. Ee, abi dedi kitapta böyle çekiyor. Ya bunu böyle niye yazın? Olsun dedim. Kitapta öyle yazdıysa olsun. Bizim dediğimiz gibi sırala. Olmaz dedi. Sonra iyi dedim. Madem olmaz dedin. Şimdi çok benim çok garibeme gitti. Alemime değişik ufuk açan bir şey oldu. Onu paylaşacağım şimdi size? Manevi nefsem var ama vicdanla alakalı olduğu için bir şey. Çok tuhaf bir şey göstereceğim inşallah. İyi ki olmuş. Bak, bunlar velet, velet diyorlar, değil mi? Ama on, onlarsız da olmuyor. Bak, kit, e, kitapta geçeni söyleyeyim. Sıra manevi nefsen emare, heves. Sonra Damar bak niçin bu sırayı niye yapmış? Ya Nazmi Mani ya. Usta tuhaf ya. Risale vallahi garip ya. Hevesten sonra Risale'de geçen sıra bu. Evet. Ne geçiyor bu? Asap. sap. A, A, A çekmesen olmaz. Sonra? Tabiat, 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 Bunu ezberleyeceksin sen. Hissiyat. Hissiyat. değil. Bak. Sıra bu. Ama ben ona dedim ki buna. Furkan burada. Furkan bunu değiştir. Sıra bu. Yani nasıl olacak? Şöyle. Kardeşim. ilk önce heves. Sonra asap. Sonra e, damar. Yok. Asaptan sonra hissiyat. Damar tabiat. Sebebini söyleyeyim. Bak sebebini. Zaman, Bu abi, Ayça. Şey, Abiler şey, e, heves abi, kırmızı olmaz. Sen abi heves, adamlar, damar, Bak ben şey yapacağım. Ceset. Ceset. Cismaniyet. Damar neydi? Kalp. Asap. Akıl dima. Tabiat, ruh. Yani Risale'deki mantığı, mantığıyla benim düşündüğümüz mantığı kıyas edeceğim. Ve hepimizin düşünebileceğimiz mantığı. Evet. Risale'de başka bir yöntem kullanıyor diye. Bu hissiyat da vicdan. Şimdi ben size söylüyorum abiler. E, i̇çsel alemdeki en dışsalını ceset. Tamam. His uydu. Çe. Heves uydu. Ha, heves, doğru yazmış. Heves, uydu mu? Sonra ikinci sıra ne geliyor? Dima. İç, akıl yani, iç alemin endişalı nedir? Akıl, vicdan, kalp, ruh değil mi abiler? Bir daha, niye öyle şey durdunuz? İç alemin endişalı nedir? Dima, gir içeriye vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh mu? ...bedenden sonra ne geliyor? Dima. E, dima olunca asap olması lazım. Akıl. Sonra buna göre diz dedim. Sonra dimadan sonra vicdan. Vicdanın manevi nefse maride hissiyat. Sıralamaya bak bakayım ustadın. Kalp gelecek. Ne olacak bu? Damar. ruh. Öyle değil mi? Böyle değil miydi? Tabii. Tabiat. Şöyle düşün. Damar vücutta ne iş yapıyor? İçini düşün kanman, organları. Asap ise sinir sistemi. Mülkteki adı. İçeride dima. enfusi şey, e, manevi nefse emarede asap böyle dima vazifesini yapıyor. Yok sıfı o işlem o değil de öyle kolay düşünürsün diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Cesedi bozulanın düşünceleri bozulur. Düşüncesi bozulursa vicdanı dumura uğrar. Vicdanı çökünce kalbi biter. En sonda ruh da çöker. Ustat öyle yapmamış. Bu mantığımız bu. Sırayla biz bozuluyor zannediyoruz kullanılan sıra... Bak şimdi. Biz bozulma sırayla onu devirdi, o da onu devirdi. Öyle öyle değilmiş. Bak ceset bozulunca kalbi kalbi bozuyor. Hiç akıl makıl değil. Çünkü e, insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Nerede geçiyor? 77 e, 77 rütbe Şamiye. Yani Fiiller kalbi bozuyor. Niye hemen şey yapıyor? Çünkü onlar sonra kalbi bozulunca kalbi onun sonra dönüyor aklı bozuyor, düşünceleri bozuyor. Çünkü aklı bozulmadan ilk önce adam haram işliyor. Haram işleyince otomatik ikinci lema. Şuursuz olan kalbe e, istiyor ki keşke melekler olmasaydı var ya. Yani Cesedi günahlarla bozulan kalbin evradından, eskarından, namazından zevk kalmaz. Ama akıl bozulmamış. papan gibi konuşur. Alim. İlim sahibi. Ama e, e, ikinci lemada diyor ki dilin e, şeyinden, zikrinden, kalbin ubudiyetinden nefretkarını uzaklaştırıyor. Ve her bir günahta küfre gidecek bir yol var. Küfür neredeydi? Kalpteydi. Ben aslında olsaydım cesetten sonra akıl kullanırdım. Hayır. Sana payanda konmuş. Nimet ilahi. Demek ki haram işte işte kalbi siyahlandırıyor. Kalp siyahlandınca ondan vicdan azabında şey o kalbi siyahlanınca ondan kurtulmak için aklını aldatıyor. Diyor ki keşke melekleri olmasaydı. En ufak bir böyle inkar olsa meleklerin yokluğuna değil hemen yapışır diyor. Sonra akıl da bozuldu mu? Ruhu, ruhtaki şefkat, muhabbet, sevk, şefk, memnuniyet, iftihar, lezzeti mukaddeseleri gider. En sona konmasının sebebi haşir meydanı olduğu için bu artık son huduttur. Ondan Risale'de bak geçiyor ki ceset diyor. Bak ceset. Bak abi. Ceset ruhla lezzetlenir. Ruh ise diyor ya, vicdanla ondan lezzetlenir. Çünkü niye? Direkt Cenab-ı Hak bununla bizi konuşuyor. Yani insanı merhameten aklı en son bunu koyuyor ki bizi devamlı peygamber gibi. Peygamber iç alemimizin peygamberi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 30 küsür defa bu cehile gitmiş gitmiş. Hiç üşenmeden, usanmadan, yorulmadan, ümidi kesmeden tebliğ etmiş. Vicdan da böyle bize. Usanmadan, üşenmeden, yorulmadan devam seni ikaz edecek. Vicdan böyle. Yani insanda en son bozulan budur. Ya. Aslında ben böyle sıralamazdım. Dedim ki buna ya kardeşim benim sıralama gibi. Abi öyle geçmiyor. Lan dedim ki geçmesin dedim ya. Sırayı benim gibi yap. Abi olmaz ki dedi ya. O zaman iyi hadi tamam dedim. Tamam tamam. Tamam iyi. Oturdum. Ulan bunda ne hikmet var dedim. Oturdum. Nazmi Mani ya. Bu dizilişte bir şey var dedim. Kendime göre düşünmeyeyim. Ben Allah'a yani Risale-i Nur'a göre düşüneyim. Niye dedim cesetten kalbe geçmiş. Demek ki va ikinci ilama karşıma soru sordum. Niye dedim cesetteki günahla direkt kalbe gitti dedim kalp. Manevi nefsen var. Ha merhameten Allah direkt o kalbi siyahlan işlenen günahlar kalbi siyahlandıra siyahlandıra nur imanını çıkartıncaya kadar katılaştırıyor. Sonra zikirden ve ibadetten nefretkenle uzaklaştırıyor. Vay be. Niye vicdanı eskeşti ve aklı da eskeşti? Dur hemen her günah işlenen direkt aklı ve vicdanı bozsa adam hemen her günahta düme Çünkü ikaz peygamberi kalmaz. Adam haram işliyor sahabe. Gelmiş ya Resulallah. Ne yapmam lazım? Tövbe etmem. tekrar yaparsam. Bak şimdi. Tekrar tövbe et. Tekrar yaparsam dedi. Baktı ki bu adam durmayacak. Kul tövbe etmekten yorulmadıkça Allah affetmekten usanmaz. Nasıl çalışıyor görüyor musun sistem? Ama bana kalırsa ki insanın düşünüşü böyle olması lazım. Ceset değil mi? Burada öyle değil ama. Bak ceset, kalp, akıl yani bozulmalar böyle gidiyor. Ceset bozulunca kalp, kalp bozulunca akıl, akıl bozulunca ruh bozulunca, 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 en son bozulacak şey ya. haşir meydanı ya. Bizi devamlı ikaz eden birisi olacak. Abi insan kendini... Cesetten kasıt abi. Sıralamayla gitmiyor mu? Evet. Heba ve heves cesedin et tarafında bahsetmiyoruz. Burada şey var abi. Bir de heva ile e, e, his arasında şöyle bir durum var. Heva aktif olduğu zaman hi, hisse intikal edilemiyor. Ayeti de intikal edilemiyor. Hevada kutlarımız var ya. <laughs> Hevayı kaldırırsa his hakim, vicdan hakim olacak. Da evet, tabii tabii canım o da o da olacak o onu heva, heva aktif oldu mu? Heva heva ilahlık iddiasıdır. Artık bir şey kalmıyor ki. Ama bu e, vicdanda heva şey yaparsa kulazı bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Rab, melik, melik de öyle mülk, kalp. İlah artık şey olur. Vicdan o duma, duman olur. Şimdi devam ediyorum abiler. Şeyinize bakın. 285 defte. Ceset ruh vasıtasıyla lezzetlenir. Ruhu çıkarırsan ceset lezzet alamaz ölünce. Ruh da vicdanla lezzetlenir. Aslında ben öyle yapmazdım. Ruh e, şey e, vicdanla, vicdanla aslında olurdu. Vicdanla. Oysa tam tersi. Çok acayip. Yani düşünce. Düşünce yöntemimizi tavsiye ediyoruz. Düşünce sıralamamızı külliyata göre değişti, yapıyorum. Çok etkili. Son. O bitti, bitti. Ne demek biliyor musun? E şöyle anlayacaksın. Hz. Muhammed adamı adam reddetti. Ya Muhammed daha bana gelme dedi Ebu Cehil. Ben dedi inan söylediğin, iddia ettiğin Allah ve ahiret varsa orada diyeceğim ki O biliyor adam. Bu bana niye söylüyor, niye tebliğ ediyor? Sorumlulukla korun. Diyeceğim ki Muhammed bana susun. Tebliğ etti sorumlu değildir. Onun için gelme daha. Ben biliyorum gelme. Yani sen sorumluluk olmaz. Ben orada diyeceğim sen el varsa o ahiret. Daha gitmedi. Ne demek için söyledim bunu? O Hazreti Muhammed Ebu Cehil'e ne idiyse Aley aleyhissalatü vesselam bizim vicdan devamlı böyledir. Biz vicdana yeter lan. yeter daha gelme. Tamam ben biliyorum demedikçe demedikçe o bizi bırakmıyor. Vicdan bırakmıyor. Peki Ebu Cehil gibi demek ne demek? Şimdi vicdanı tefessür etmek. Vicdanı tefessür edersin. Tavasını biliyor. E ya Muhammed diyor. Senin inandığın diyor Allah ve ahiret varsa haşır de diyor orada kendisi haşır diyor. Sana soracak tebletim. Ben tamam diyeceğim ki ona soru sorma bana etti. Onun için bana daha gelme. Şey şeytan gibi, şeytan gibi ya. şeytan Allah'ın Allah, ın, Allah ın olduğunu biliyordu. Burası yine de artistlik ya. Yani. yaptı. O, sen abi aslında savundu ya yine. Çok Ruh vicdanla mütedezsiz. O çok zaman ruhsal hastalıkların, hastalıkların bir çaresi var. aslında Ruh. vicdan mı? Evet. Harika. Psikolojiye uyguladı. Ruhsal hastalıkların çaresi vicdanı aktif etmekle olur. Yani vicdanı kaldırın. İçindeki Hazreti Muhammed'de. Abi manalı muhalefetle yani, diyor ki, manay Kur'an'daki edepse hevayı karıştırmaz. Yani bir, bir cümle bu kadar. Kur'an'daki edep hevayı karıştırmaz. Hevayı işin içinden putlarımızı çıkarırsa, vicdan aktif olacak. Yani manay muhalefet de bu. Evet. E, ceset ruhla e, lezzetlenirken ruh da vicdanla lezzetlenir sıralarsa. Tamam. Ceset ruh ile ruh da vicdan vasıtasıyla lezzetleniyor. Ya bu sıra çok garip ya. Niye ikide bir dönüyorum biliyor musun? Düşünce seyrimi sıralamasını bana ilk önce cesedi düşünürken ikinci kalbi düşün. Üçüncü aklı düşün. Dördüncü ruhu düşün. Sonra vicdan. Yani inşa ederken şey desek olmaz mı? Hissiyatı biz hani vicdanın ıı, ana asır erbası bir, bir, noktada da ruh yani aslında. Yani öyle de bakarsınız şey, hissiyat. Yani. Zaten hissiyat o, oradan zaten yani, bu meseleye girdik. Ona ruh da gelir gene, e, tabii ki gelir de ruh onunla dışsal içel yapıyor. Şurada vicdan. Burada ruh. Vicdan da içini dışarıya taşıyor. Ruh dışarıya içini de Yine vicdanla taşıyor. Neyle? Konumuz his olduğu için. Abi eğer <laughs> şeyden cesetten sonra <laughs> e, asaba geçmiş olsaydı insanlar her gün aşçılığından... Bana versene bir tane. Abi sana yapıyorum. Sana yok evet. abi. Biz de Müslümanız diyorsunuz. Şimdi bir de söyle... İnsanlar diyorum bir herhangi bir günah işledikleri zaman akılları darbe yemiş olsaydı, zarar görseydi veya sinir sisteminde bir sorun olmuş olsaydı muhtemelen toplum olarak yaşayamazdık. Ya, nasıl zaten. Görüyor musun? <gülüyor> yani kablo giderken başlangıçta kablo kopsa sonuç hep yok olurdu. Evet. Aslında vicdanı sona bırakarak hep böyle aradakiler yok olsa vicdan gene duruyor. Abi, bu çocuğu, bu. Neyişim, bu evet, doğru söyledin. Bazen kafası çalışıyor. Ru şeceri hilkatin yazılımının bir komprimidir. Beraber bildiğimiz bilgiyi topluyorum. Ruh nedir? Yo, yo getirme getirme getiriyor. Yo 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 getir getirecek acele. Et. Allah razı olsun. Ruh neydi? Allah'ın dışında 18 bin alemin yazılımı sana yüklenmiş. Demek bir daha toparladınız mı? Ruh nedir? Kainatıyla Kainat kalp yazılımı. Kainatın bizdeki karşılığı kalp. Şeceri hilkat. Allah'ın da Şeceri hilkat daha üstün. Şöyle diyeyim. Bir tanesi lise diploması, bir tanesi üniversite diploması. Ee, kainat arşa kadardır. Arştan sonra lefi mahfuz var, arş azam var, kabuk kapsam var. Şeceri hilkat daha kapsayıcıdır. Orası. Onun bizdeki karşılığı ruh. Vicdan ise alemi gaybın ki Haşir meydanının numeni hulasısı. Peki nedir o? Çok tuhaftır. Dün akşam onu da zikrettik ama ne edeyim zaman yok. Daire ilim ile daire hayatın nokta iltisakı. Yani ikisinin cem'i. Herhangi bir yerde değil o. Ne daire ilimde ne daire hayatta ikisinin cem olan berzahı. Çünkü öyle diyor alemi gayb ve alemi şahadet arasındaki nokta iltisakı diyor vicdan için. Onu Ayşe'de inceledik fakat bir tanesi dedi ki daire ilimin hududuna durmuştu. Ha doktor demişti. <laughs> daire ilimin içinde gibi adam çizdi. Hayır böyle çizdi ama orada nasıl olduysa benim Ali giderken Anavutik Ali ve Erdinç. O benim şeceri bilgisayar bilgisayarda ya. E, o Word yeni yükledin galiba. Hiç boşluk bırakmıyor. Ufak diyorum ama böyle bir şey olsun. Hani şece, hikikati ince oluyor ya. Ekranda. Olmuyor. Hep büyük oluyor. Alem-i şehadetle alem-i galibin noktayı <laughs> Buradan nasıl intikal ettik daire-i ilimle, daire-i hayatın arasında? Şey, haşir meydanından dolayı. Yani vicdan işlerken konuşmuştuk. Şimdi ona ilmemiz lazım. Onu nasıl oldu diye. O malzemeyi burada kullanıyoruz. Yeni düşünmüyoruz onu. O düşünülmüştü. Haşir Meydanı'ndan çıkmıştık. Haşir Meydanı Haşir orada, oradadır. orada oradadır demiştik. Haşir neredeyse. Berzah ya. Ahiret midir? Değildir. Ee, dünya mıdır? Değildir. Berzah alayım. Ya Nisip ya bunları konuşuyoruz. Zannediliyor ki hariçten konuşuyoruz. Ha. Lan biziz bu ya konuştuğumuz konu. Mevzumuzun yani düşüncemizin mevzusu biziz. Konumuzun konusu biziz. Biz bizi konuşuyoruz ha bu derste. Biziz biz bu. Herhangi bir yeri konuşmuyoruz. Bana ne havalimanında neler var. Yollarda hangi tabela var. İnsanı sıkar orası. Arabanın ehliyetten geçeceğiz. Hararet olunca nereye bakılır? Yani belki o ömrümde olur ve olmaz. Bana ezberlemek ağır gelir. Ama bu sensin ha. Bu konu sensin. Mevzu sensin. Mevzu sensin. Senin mevzun sensin. Senin filmin sensin. Aktörü de sensin. Hikaye sensin. Kendi hikayeni dinle. Bu senin hikayen. Hikaye hikaye. <laughs> Kardeşim. Elestu bir Rabbikum'den başladı film. Allah razı olsun. Film çevriliyor. Bak şimdi iki aylık mesafe diyor usta. Elestu bir Rabbikum'dan başladı. Eee filmin çevirirken bir saat sahne alınacak dünya gezegene. Ustad bir saat diyor ya. Bir gün diyor. Bir gün sonra. Ustad bir gün sonra diyor. Peygamber Aleyhisselam ağacın altına bir an dinlemek. Kur'an da öyle diyor. Bir gün sonra diyor. Sermayeye göre binilir diyor. Şimendifere, tayyareye, gemiye vesaire. Bir gün sonra. iki aylık has çiftliğe gitmek için. Peki dünyada kaç gün yaşadık? Bir gün. Daha iki ay var diyor ustad. 59 gün kaldı. Elestu bir Rabbi kumdan sahne aldık. Orada da soruldu. Sorulduğuna göre reddetmede hakkımız vardı. Kalu bela diyenler. Burada evet diyorlar cüz ihtiyarlar. Onaylıyorlar. Şimdi dünyaya geldik bir saat sahne alacağız. Bir saat. Ve bu gidiyor. Haşir meydanında da sahne al. Yani bu hikaye, bu Risale-i Nur'un hikayesi senin hikaye. Dahileri götürüm de iyi yaslanın. Kur'an'da hikaye, Kur'an hikayedir. Sensin. Senin Kur'an'ın hikayesi sensin. Orada Hazreti Peygamber'i kaldır kendi Kur'an'ına sen koy. Sensin. Sen, sen. Kuranın hikayesi sensin, Kısalar sensin, arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, o sensin. İtikada dokunmuyor. Kuran'ın mevzusu sensin, Kuran sensin. Enel Kuran dedi İmam Ali, ben canlı Kuran'ım dedi. Peki. Dört tane şey aynı değil, mi? abi bitireyim. Kitabı ki bir kainat. Kur'an ekber, insan ekber. Kim bu peki? Kainat asgar, Kur'an-ı Sura. Kainat-ı Sura. İnsan. Kur'an-ı Kebir kainat demiyor mu? O Kur'an-ı Kebir kainata insan ekber diyor. Sensin. Hikayen sen. Kur'an'ın hikayesi sensin. Risale-i Nur'un hikayesi sensin. Kainatın kuruluş hikayesi sensin. Filmin mevzusu sensin. Aktörün sensin. Senin konun da sensin. Bilen, Çekmedi azap. Bilmeyen çekti azap. 756 şu şualarda diyor ki. Belki ilmi ezeleden. Belki diyor Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde hayatımız başladı bizim diyor. Hayat oradan başladı. Evet yani esimlerden. ilmi ezeliden başladı diyor. İnsanın diyor iman etmeyiyle ömrü. Niye beka iman etmeyle sonsuz bekaya mazar oluyor? iman etmeyle başlangıcını onaylıyor. Emin oluyor. İlmi mezeliden başladı iman et. İman etmeyen de buradan başlamış. İnsan benim sırrımdır <laughs> işte. O sır çözmedikçe veya intikal etmedikçe <laughs> evet, evet. çok zor. Çok zor. Bütün o sıkıntılara tahammül gücü veren sana odur. Sırrı insani. Bu hikaye, mesela en kızdığım adamlar var ya köyde, şurada, burada falan her şey. Benim hikayem, filmim çevriliyor. da benim. O filmin ne kadar zengin olması için filmin içinde olan objelerin, aktörlerin, hadiselerin, mekan farklılıkları filme zenginlik katar. Onun için o adamların olması lazım benim filmde. Hı. Filmimin içerisinde ne olursa film zengin olur. Nitekim muhalefet olması lazım aslında. Tabii. Abdurrahman gibi devam ediyorum. Vicdan ise ruh şeceri hilkatın yazılımının bir kom komprimi. Vicdan ise alemi gaybın ki haşir meydanının numune hulasası. Tamam, bunu bir yere taşıyacak bizi. Ahiret vicdanda peşin yaşanır. Ahiret dünyada şey dünyada yani vicdanda peşin yaşanıyor. Bunu bunu da vicdan ruha hissettirir. Bak bre, Osman erde bak hisledin ya his kim demişti? He. <laughs> Ruhla vicdan. Ee, ahireti dünyada yaşatan vicdan. Vicdan da e, kendi içine yansıtıyor vicdaniyatı. Hisse yansıtıyor, iradeye yansıtıyor. Vicdaniyatı gelişmiş olan iradesi ne yapar? İbadetlerden, evratlardan zevk alır. Ahiret vicdanla peşin yaşanır. Bunu da vicdan ruha hissettirir, aktarır. Ahireti ise aktarır. Ama his formatında. Mesela bir video var. MP4 bir şey var başka bir şeyde vele, velece diyor mesela. Başka bir formatta çalıyor gibi. Yani vicdan ahiretin komprimi ya Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu ya, peygamberliği ya, risaleti ya, tebliği ya, haşir meydanındaki Allah'ın hesabı ya, Allah'ın tayyunu ya, mahkemedeki hesabı ya, mahkemedeki hakimliği ya vicdan. O vicdandakileri vicdanın içine aktarıyor. Vicdan diyor ki irade al, hisseni al. Sonra vicdanda başka ne var? Zihin al, his al. Latife-i Rabbaniye sen de al. Vicdaniyatın içi bu. Alıyor. E his de aldı mı? Vay haşir meydanın hisse taşındı. orayı burada yaşattırıyor. O zaman ne diyor usta? Bunlar hiç demeden... Kur'an metodu var ya hani Kur'an'da 13. sözde mi 14. sözde soruyor 14. Yani diyor nasıl belagat var diyor Yusuf suresi gibi diyor. Veya şuradan şuraya atlıyor diyor. Şuradan şuraya atlıyor diyor. Şuradan aradakileri diyor insanın tahayyül ve tasavvuruna havale ederek zenginleştiriyor. Mesela el muflihun işte felah bunlar bulacak onlardır diyor. Elki yani muayyenleştirmemiş. Kim felah olacak? Bir tanesi der ki olan ben cennete girersem felah bulurum. Ötekisi diyor ki ben vallahi cehennemden kurtulsam felah bulurum. Herkes bir şeyi felah yapıyor. Ama muayyen yapmadı ki ta zengin olsun diye. Risalede de aynı yöntem kullanıyor. Diyor ki haşir meydanındaki o vicdanı e, getiriyor. Cümleyi şöyle yapıyor. Atlıyor. Bir saadeti acile vicdanda mündemiştir. Saadeti acile. E nasıl olur? Sen tamamla bunu. Bak ne yaptı? Anladınız mı? <laughs> Biraz önce vicdan nedir? Haşir meydan. Öyle bir şeyler anlatmadı. Haşir meydandaki hakim Allah. Haşir meydandaki dünyada peygamber vesaire vazifesi yapıyor. Haşir meydanın vazifesini yapıyor vicdan. Allah'ın hesabını, direkt Allah sormasının vazifesini yapıyor vicdan. Peygamberlik vazifesini yapıyor vicdan. Onu hiç anlatmadan an an Diyor ki sonuç bir saadeti acile vicdanda mündemiştir. Yani haşir meydanda saadeti acile nedir? Saadeti sonraki lezzet nedir? Cennettir. Acile nedir? Haşir meydanda kazanmaktır. Defteri sağdan verilmesidir. Saadeti acile. Onu bu tarafa taşıyor. Vicdanda nasıl mündemiştir? Ee, vicdanda o deşmek ise ortaya çıkıyor. Yani toprağı da deşmektir. Kazmayla deşersin. Buğdayı koyarsın, mısırı koyarsın. O bir sana cevap verir. Soru bir. Toprak tarla. Bahçen sayfadır. E eşeleme yazmaktır. Çıkan ağaçta deştiğine verilen cevaptır. Bak atlıyor atlıyor. Ben de bunları sıraladım. Ruh. şecer-i hırkatın haritası dedik. Vicdan ise haşir meydanının komprimi. O zaman bir saadeti acile. Anladınız mı? Vicdan. Haşir meydanının münesi. O zaman vicdan da bunları demeden usta şu cümleyi söylüyor. Kur'an'ın yöntemini kullanıyor. Nasıl olduğunu söylemiyor. Sen yapacaksın, çözeceksin. Bir saadeti acile vicdanda mündemiştir. Vicdan. Nasıl anlarsın diyor? Deşersen çıkar diyor. Vicdanda saadet varmış. Kalbinde ise kalbin sağ bak vicdanda saadet var. Kalpte ise işte saadet yok. C firdevsi cennetler var diyor. Sari bak. Kalbinde ise bir firdevsi manevi kalbinde mündemiştir. Kalbinde manevi firdevs cenneti var. Vicdanda ise bir saadet-i acile var. Ya çok garip şeyler kullanıyor. Çok tuhaf şey kullanıyor. Farkında mısın? Yani ki kendisi söylüyor. Yok yani nereye geldin? Saadet firdevsi manevi. He, yani mesela cenneti cenneti kalbe koymuş. Haşir meydanındaki sağdan verilen defterin oradaki hesap mesap sana o verilenleri orada saadet acile cennet sonra ya kö Haşir meydanından sonra Sırat Köprüsü yok mu Osman? Haşir meydanından sonra Sırat Köprüsü ondan sonra cennet cehennem. Cehennem olacaksa düşecek. Ha Cennete göre bu acele ya acele. Onu da buraya taşıdı. Yani haşir meydanı vicdan, sırat köprüsü itikat ve amel, cennet sonuç, cennet sonuca göre haşir meydanında kazandığın denmesi, sağdan defter verilmesi saadet acile. Onu sana buraya taşıyor. işte diyor saadeti acile vicdanda firdevsi cennet kalptedir diyor usta. Sahif öyle diyor bak. Diyor ki bir saadeti acile kalpte demedi. Vicdanda mı demiştir? Bir firdevsi manevi kalbinde mündemiştir demiştir? Ayırdı. Firdevs de sonra çıktım. Firdevs nedir dedim ya. Cennetin altıncı tabakasıdır. Ne var dedim bunda ya. Düştüm peşine Firdevs'i. Alimler ne demiş dedim. Elmalı demiş ki altı tane altıncı tabak olduğu için diyor. Altı tabakadır diyor. Altıncı tabakadır kendisi. Altı tabaka var diyor. Evet. Ve imanın her mertebesine farklı verilen cevap yeridir diyor. Çok tuhaf değil mi? Altıncı tabakadır. O tabakanın altı bölümü var. Altıncı tabakada kimisi Allah'ta boyutlaşmış ama kitapta boyutlaşmamış. Kimisi peygambere yakineti çok. Baba neler böyle coşar. Medine, Medine der. Ama Kur'an'da bir bilgisi yok. Kur'an bilgisi düşüyor. Kitaplara iman zayıf. Peygamber'e iman kuvvetli. Vesair kadere zayıf. O altı tane iman esasının seviyesine göre hepsinin ayrı cevap verildiği yer cennet, Firdevs cennetinin altı tabakasında veriliyormuş. Bu Firdevsi cennetler kalple, İman da kalptedir, vicdan da değildir. Zıttı da düşünürsek, saadeti acile vicdanda mündemişse... Saadet, azab acile, de, vicdan, evet, cehennem, cehennem mertebeleri de kalpte. Aynı söylüyor ya, biz canlı eder diyor, yakalım. Yani o zaman bizim e, saadet veya azap hissimiz, yani vicdandaki hissimiz bizim aslında tam rehberimiz yani. Azap Maddi cehennem diyebilir miyiz O birisi maddi bir manevi gibi. <laughs> çok acayip ya. E, hiç öteyi düşünmeden e, ben de saadet hali varsa o, o zaman yani haşırda aldım sağlam. Sağlam. Çünkü nedir biliyor musun? <laughs> Arda sunnatta diyor ki Wa innel ebrar ve innell fujar elifijayim. Diyor ki çok acayip haşirin ispatıdır. Diyor ki ahiret var mı yok mu? Diyor ki ahiretin varlığını sana göstereyim diyor yaptığın bir yanlışı eğer bozulmamışsan sana azap verir. Bu diyor yanlışla aldığın azapla sana diyor ki bunun hesabı vereceksin. Yaptığın bir iyilik hemen sana bir diyor ve lefinayim yani nimet böyle bir surur, saadet, neşe, sevinç olur. Yaptın mesela bir garibana yardım ettin, bir sohbete katıldın, namaz kıldın. Hiçbir namazdan sonra, sabah namazdan sonra di diyor musun? Ulan nereden kıldım ben bu namazı ya? Ne kadar sıkıldım ya keşke kalmasaydım, der misin? Demez. Şöyle bir adam gördünüz? Ulan bugün bir kilo içtim. Keşke bir teneke içseydim, der mi? Ha? Bir teneke. Bir teneke mi Evet, içiyorum başka. Ama uyandığı zaman bize bakma diyor. Mesela para istiyor senden, değil mi öyle? Seni görünce takkeli geri, geri dönüyor. Gel gel vereyim dedim. Hayır sen verme hoca ışıklarda. Çünkü ben ne yapacağımı biliyorsun. Bana ya, böyle bir denk geliyor abi. Bana denk geldi. Gel çünkü ben ekme ama ben sana veriyorum. Yani. Yok şöyle. <laughs> takke var ya sen kafanda takke yok demek ki. <laughs> ha gene yani suç sende. Yani. Ben böyle olduğum için arabada <laughs> diyorum ki sana bunu veriyorum ama ekmek al. Başkasından aldığın şeyle başka şey al. Tamam. Böyle de var. Bak indirdim. böyle Dedim ki sana verdiğim yerle para mutlak ekmek al. Tamam dedi. Ya. Yani o mürtet değil ki. Mesela İtilmiş, planlardan, düşmüş. Planlardan <laughs> İtilmiş. Yani mesela ben bir tane komutan gördüm. Askeriyeden kafayı şey yapmış. Zeytinburnu'da o Ermeni Hastanesi ışıktan orada dururdu. Bir tanesi komutan da asker. Subaydı. Oğullara düştü. Sebebi eşinden dolayı. Anlattı bana. Ya, orada işte benim başıma geldi. Yaya bir yerden geliyordum. 3-4 kişi oturmuşlar sırayla para toplayanlar ya. Onlar tanıyorum dörtünü de. Çünkü sırayla para topluyorlar ışıklarda. Bir de, e, tanıyordum. Oradan geçerken de işte Eşekliğimiz de oluyor ya bizim. Selam vermedim. Yanından geçtim. Hoca, masamız tamam ama biz de Müslümanız be hoca. Sen de bize yapma be hoca. Dur, niye selam vermedin bize? Vallahi dedim ki vallahi eşekliğimden dedim ya. Daldım dedim. Hakikaten derdim var. Tamam hoca dedi. Eyvallah. Geldim yana kadar gidip selam verdim. Ondan sonra dedim ki beni bir affedersiniz. Şu dedim parayı da size Ama masası var. Ekmek almak şartıyla bunu veriyorum size. Yok hoca dedi. Al. Hoca dedi bizi es geçme. Ona, sonra ben onunla bir tanesiyle oturmuştum. Yanına oturdum. Ailesinin yanlış yaptığından kafayı böyle bu hale gelmiş. Vicdandaki saadet aciliği ve kalpteki firdevs maneviyi biz neyle tarıyoruz hayatın içerisinde? Nasıl takip ediyoruz? Hangi cihazla bunu saadet-i acili vicdanla cenneti kaple. Neden bakıyorsun? Ben kim? Ben neredeyim diyor. Ha, yani onu demiş olmuş olacak. Ama gün içerisinde hani bunun saadet olup olmama durumu, yani elenme veya saadet arasında gidip geldiği durum. Mesela şöyle yapıyor. Durup dururken adın neydi senin? Muhammed İhsan. Muhammed İhsanım. Mesela durup dururken böyle kor gibi yakan bir sıkıntı. Vicdan yakıyor. Hı. O zaman, bir hemen bir zaman hemen döneceksin. Ya alem İslam'a indirilen darbeleri hissediyorsun. Sana hissen o kadar. Hissen o kadar geldi. İlle bir suç arama kendine. Günah arama. Böyle alem İslam'a. Çünkü ustadın da dokuz tane dişi düşmüş. Bana bu düşmüş. Veya aynı saatte, sıkıntı saatinde 11 sene önce 11 sene önce Aleyküm selam. Allah yolunuzu açık etsin. Bulgaristan'dan gelmişlerdi derse. Ondan sonra onları uğurlayın. Derse gelmiş. Adam buradan gelmiyor. Adam dersten geliyor. Bulgaristan'dan derse geliyor. Ya. Tamam o 7 sene önce bir hatanın aynı saatte aktifliğidir cezası. Devam ediyorum. Kalbinde ise bir firdevsi manevi kalbinde mündemiştir. Kalbinde de Cennetin altıncı tabakasının macelleri var. Bu metinden sonra nazm-ı mani ile devamı şöyledir. Bu metinden sonra nazm-ı mani şöyle. Düşünmekse deşmektir diyor usta. Bu birinci cümlenin açılımı bununla olur. Şuur, şuur ise şiar-ı raz. Bu da ikinci cümlenin anahtarı oluyor. Yani ne demek? Birinci cümle olan vicdan düşünmekle açılır. Yani iki cümle var ya. Bir saadeti acile vicdanda mündemiştir. Birinci cümle. Firdevsi mani kalbinde mündemiştir. Bu ikinci cümle. Evet. Düşünmekle vicdan aktif olur. Şuur ile kalp aktif olur. Yani birinci cümle olan vicdan düşünmekle açılır, tahrik edilir. İkinci cümle olan kalbinde Firdevsi cennet ...şuur ile açılır, tahrik edilir. Düşünmek de dima değil, zihindeki faaliyet abi değil mi? Evet. Dima yanlaşılması. O da var. Tabii üniversite diploması olunca e, o da var. Vicdandaki şey, zihin. Düşünmeyi sordum bak. Var mı? Akılda var mı? Akılda varmış. Düşünmeyi tasavvur ve akıl yaparak vicdanı tahrik eder. Vicdanda şuur ile kalbi çalışıyor... İki tane şuur var der ustad. Bir diman yani aklın bütünselliği birinci şuur. İkinci şuur vicdanın bütünselliğidir. Ee, diyor ki düşünmeyi tasavvurla yapıyoruz ya diman ve akılla yaparak vicdan tahrik olur. Vicdan da şuur ile kalbi de çalıştırırız. Birinci şuurla vicdanı tahrik ederiz. Vicdanı şuurla da kalbi çalıştırırız. Dimağla vicdanı, vicdanla da kalbi çalıştırıyor. Neye benziyor? Millet şey zanneder. Marşa bastığın zaman direkt motor çalıştığını zanneder. Oysa arabayı çalıştırdığımız zaman marş motoru çalışır. Marş motorundan sonra araba motoru çalışır. Ama aynı anda olduğu zaman motoru çalıştırdığımız zanneder. O zaman birinci şuur vicdanı çalıştırıyor. Ve vicdandaki ikinci şuur kalbi çalıştırıyor. Ama o andaki olaya karşı verilen cevap. Yani ihtiyarıma e, vicdan geliyor diyor ki yani ahiret diyor. Yani aslında öyle şey gibi yani birbirinden farklı gibi ama e, anlık olan karşılaştığım olaylara yani dimamın muhatap olduğu şeylere vicdandan gelen cevaplar direkt. Evet. Yani Aynen. ahiretin dünyayla direkt kıyaslanması yani ahiretin kıyaslanması Ahiretin dünyadaki aktifliği. Diyor ki yapma, etme, deme. deme. Şu azap vermesi veya saadet vermesi. Mesela bir iyilik yaptın. Of be. Mesela diyelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahim, Huzur oldu. Cevap nedir? Efendim doktor abi. <laughs> şu e, vicdanı çalıştırıyor. İkinci şurada kalbi çalıştırıyor dediniz ya. Evet. Birinci şurada e, diyelim ki vicdanı çalıştırmadı. O birinci şuur vicdanı çalıştırmıyor. Bizde vicdan çalışmadı. dimağda mı kalmış oluyor? Şuur orada kalıyor. Orada kalıyor. Orada kalıyor. Vicdana inmemiş. Vicdanı katmada e, vicdan katmedilmiş. Yani e, izan çalışmayınca dimağda vicdana inmedi. Kaldı orada. İtikat seviyesinde kalıyor. Orada kaldı. İhtiyarda kalıyor. Evet. Mı? Evet abi. Orada Bir kal. yok. Yok. Orada da her şeye maruz kalabilir. E tabii. <laughs> yani burada ne anladık biliyor musun? Detayda bulmayın da. Yani alem-i çıkamalı. Yok, alem-i Birinci şuur vicdan tahrik etmek içindi. Vicdandaki şuurda kalbi aktif etmek için. O zaman birinci şuur Saadet acileyi, ikinci şuur Firdevsi cennet kapılarını açıyor. O zaman Firdevsi cennetim bu dünyadaki yansıması vicdandaki şeydir. Şiari raz. Şu vicdandaki şuur altı tane cennetin bizdeki yansımasıdır. Geri. Bak anlıyor musun? Şöyle diyeyim. Ee, A eşittir. B ise B eşittir. Veya C yapalım. Tamam doğru. En doğrusu olur. Daha e C ise A eşittir C değil mi abiler? Aynı şey. Şimdi aynı. Üç denklem oldu. Şimdi birinci şuur birinci şuur vicdanı ikinci şuur şuurla da kalbi aktif ediyor. Şimdi bak geri gideceğim çok ilginç yani Osman birinci şuurla vicdan aktif edince e, saadeti acile ne yapmış oluyor aslında birinci şuur şuurda saadeti saadeti acilenin mağdili. Ha, saadet-i acile olduğunu nasıl anlıyoruz? Birinci şuurda aktif olunca. Yani aslında saadet-i acile insanda aktif olunca birinci şuuru oluşturuyor. Hani, saadet-i acile şimdi dimağda mı vicdanda mı? Onu sanki vicdan gibi öyle. Vicdanla şimdi siz dimağa taşıdınız. Birinci şuur tahrik eden ama olunamayan yer Bak vicdanı. vicdanı. Devre koyacak ya. Tamam. Ama Hasan abi bir şeyle ya şöyle bir oluyor. Ya olmuyor o sade tacile vicdanda oluyor. Bir beraber gidelim yürüyelim. Birinci şuur neredeydi? Dima'da. Dima'da. Ama tahrik ettiği yer vicdan. Ha dur. Ha. Evet. abi özür dilerim. Biz Dima neden hep vicdan dışında düşünüyoruz? Zihnin ameliyesi olarak görüyorum hep. Tamam doğru. Ya yine içinde. Tamam tamam da ama sistem böyle ya. Ama nasıl tefri, nasıl izah edeceksin de? O zaman öyle değil. Birbirine girerse bir aynı yerde aynı yer şeyler farklı şeyler bu. Aynençelim şey ki tanıyalım. Şimdi birinci şuur diman bütünselliği O dimadan o kazanılan şuur diman izan yoluyla vicdana indi. Vicdanda ikinci şuur oluyor. O da e, peki birinci şuur e, nereyi besledi vicdanı? Vicdan nereyi besleyecek? kalbi besleyecek. O zaman kazanımlar bir üste e, yapılandırıyor ya, bir üstü yapılandırıyor. Dimağdaki şuur, izan yoluyla vicdanı yapılandırdı. Taşıdı yani. Zihnin üstünü açtı mesela. Ha, hissedecek. Peki, e, bir saadet acele vicdanda yaşadık. İkinci şuurdu. İkinci şuur neydi biliyor musun? İkinci şuur. E, vicdanda. şiar raz demek, Firdevsi cennetin vicdandaki yansımasıydı. Evet. Gerisi geriye dönüş. Hı hı. Tamam mı? Mesela saadet acile vicdanda Firdevsi cennetler kalpte oluyor. Yani bir daha kalp yani şey, saadeti, şey ha, Saadet şey saadet acile vicdanda saadet acile yapalım. Sağ. Şuraya devam etsem et. şu, daha saadet acile Vicdanda Tamam bak şimdi Vicdanda ee, Saadeti acile Burada hangi Şuur vardı İkinci Şuur Tamam Burada böyle bir şey yok Kalpte öyle bir şey yok yani tamam. Şurada var. Tamam, şimdi Katı yok. Şimdi Ha. Şimdi Dima'da birinci şuur mu? Tamam. Dima. Birinci şuur. Birinci şuur orada şuur oldu. <laughs> İzan yoluyla yoluyla vicdanı besledi. Besledi ne? birinci şuur. Vicdanı besledi. İnmedi mi aşağıya? Besledi. Vicdan aktif oldu. Vicdan aktif olunca saadet acileyi bize yaşattı. Bu vicdaniyat inkişaf edince, vicdaniyat ince, o at ötelerin ifadesiydi ya vicdan. O ötelerin şiarı raz yani vicdandaki yansımaları cevapları ötelerin ötelerin vicdandaki temessülleri cevapları vicdanda ikinci şuur oluşturur turdular Tamam mı abi? İkinci şuur. Ha, bu böyle ikinci şuur oldu. Nasıl ki e, beden dima besliyor, dima izan yoluyla yani vicdanı besliyor, vicdan da kalbi besliyor, kalp da ruhu besliyor, o da eneği besliyor, böyle gidiyor. Tersi yapalım şuradaki gibi. C cennetin muaceli nerede? Kalpte cennetin maceli kapte. Haşir meydanın saadet acelesi vicdanda. Tamam. Şimdi kapte cennetin firdesi yaşanırsa e, o da aktarıyor ya bu tarafa da aktarıyor. Vicdanı da besliyor. Vicdan kalbi beslediği gibi. Mesela demişti ki hatırlarsa vicdanda. Dima kalbi yapılandırdığı gibi o yapılanan vicdan da dima besliyor. O yol. Evet. Şimdi ters gidelim. Firdesi cennet kaptı. Kaptaki firdesi cennetler olmuşsa, aktif olmuşsa vicdanı besleyecektir. Vicdanı besleyecek. Vicdanı beslemesi ne demektir? Kaptaki firdesi cennetler vicdandaki yansıması ikinci şuurda oluyor, oluşturuyor. Yani dedik ya böyle. Vurduk vurduk vurduk. İade-i ziyaret etti o alemler. İade-i ziyaret ne demektir diyor. Vicdandaki şiarı Yani şuur. Vicdanın şuur. Vicdanın şuur aslında nedir? Kendi kazanımı değil. Vicdanımın, vicdanın kazanımıyla o alemleri dürte dürte çala çala o alemler iade ziyaret etti. O alemlerin iade ziyaret ettiğinin şeyi nedir? Şuurdur. O zaman vicdanın şuur aslında kalbin ve öteki alemlerin iyadi ziyaretidir. Nedir o? İkinci şuur. Peki o ikinci şuuru dedim bir karpuz gibi yarsak ne var ya? Nereden gelmiş bu? Firdesi cennetten gelmiş. Yani bu kalbi bu yapılandırmışsa kalbi bu yapılandırmışsa kalp de vicdanı yapılandırdıysa otomatik bu yapılanma bu yapılandırmayı da yapıyor. Firdesi cennetler vicdan da ortaya çıkırsa saadet acili oluyor. Vicdan da saadet acili oluyor. Dimada tefekkür oluyor. Namazda huzur oluyor. Hepsi farklı şey alıyor. Kendisini. Mesela bir e, bir muamele su oluyor, bir muamele kar oluyor, bir muamele buhar oluyor, yağmur oluyor falan gibi. Yani ters yaptık bunu. Devam ediyorum. Ee, düşünmeyi tasavvur ve akıl yaparak vicdanı tahrik eder. Tamam. Vicdanda şuur ile kalbi çalıyor. Gayb-ı alem de iadeyi ziyaret ediyor insanı. Tamam. Şuur ötelerin, alemi gaybın, dima ve vicdandaki temessülleriymiş. Tamam. Bunu bildiğimiz geri yapıyoruz. Ee, A eşittir C ekibi. Yani malzemeleri dolgu yapa yapa üzerine bina kuruyorum ya. Mesela diyorum ki ruh, şeceri hilkatin, kalp, kainatın haritasıdır. Vicdan, haşir meydanın, kalp, cennet alemlerinin, kainatın haritasıdır. Bu dolguları yaptık. Sonra hükümler bina, bina koyacağız. Şuur oldukça yani oralar aralandıkça buradaki yanlışlarımızdan elem hissediyoruz. Niye elem hissediyoruz? öteki taraf aralandığı için. Onun için şükret. Elem almak öteki alemde alemin aralanması demektir. Orada elemi peşin sana hissettiriyor ki oradaki elem alman bir işine yaramaz. Burada elem alman tövbene, istifara, doğru adım atmana vesiledir. Elemin kendisi zaten kefarettir. Ama bu elemi psikolojik sorun yapıp ilaçı içerek ya kalbi ya ruhu ya vicdanı susturuyor. Üç yeri susturuyor. Oysa arabadaki arabadaki gösterge hararet yükseldi diye küfür edeceğine git kenar çek su koy. Su koy bir dinlendir. Bir cevap ver o şeye soruya. Yolumuz mağdup ve dallin yolu. O yol verir vicdana. Ne verilmiş? Ta öteki tarafın işini söylüyor. Mağdup ve dalim vicdana ne yaparmış? O yolu verir vicdana ta en derin yerine hem bir hissi elimi hem bir şedid alemi şey elemi elemi evet hem hem bir şedid elemi peki nasıl anlarız onu şuur onu gösterir yani mesela usta diyor ki ben diyor indirilen darbem ruhumda hissediyorum mesela öyle haşir meydanda fena olmuş ki ustad o onların diyor cenneti görsem gönlüm güm olur. Kendisi cehenneme gitsem. Zannediyor ki burada haşa cahil insan ya Allah'tan daha merhametli. Oysa e, cehennemin birinci tabakası kafirlere, münafıklara, Hz. İsa'yı, Hz. Muhammed şey Musa'yı vesaire inkar edenlerin gideceği makam değil. Cehennemin yedi tabakasının birinci tabakası en son cenneti gidecek Mürtet münafık olmayan günahkar Müslümanların temizlenme yeridir. Merhameten yedi tabakaya komple cehennem denmiştir. Aslında birinci tabakanın adı cehennemdir. Ee, Sakar Cem'i denmemiş. Yani Gaya denmemiş. E, dememiş yani. ha Denmemiş onlar. Ne demiş? En son Müslümanlar kalmayınca kap kapanacak. Yani günahkarlar mesela yüzde 52 günah var. Yüzde 48 sevabı var. E, temizlenecek ki tasaykul ameliyatıyla cennete gitsin. O oradaki cenneti kastederek Ebu Bekir Sıdık diye anh ve ustadımız demişti ki e, birkaç kişinin imanı kurtulmak adına o gençlerin imanı kurtulma ben cehenneme yanmaya hazırım. Alim. Çünkü niye öde? Cesedim yanarken gönlüm gülgünistan oldu. Sanki o cehennem dediğimiz o vaya kuyusu, gaya kuyusu, sakar, hutame vesaire onları kastediyor. Oysa cehennem diyor. Cehennem günahkar Müslümanların bulunduğu alemdir. Ki Allah Resulü'nün hadisinde Müslümanların, e, kamil insanların günahlarını temizlenirken hamam sıcağı gibidir diyor. Cismaniyeti de de Hazreti Ali radıyallahu anh duasında diyor ki diyor ben cehenneme koysam bile diyor yani beni orada vücudum yanarken ben seni zikretmekten geri duramam ki diyor ben nasıl o zaman duracağım orada? Rüştah yani? abi aynı lafı şöyle bir şey demişti Fıtri. ya dedi usus usus us us konuşuyorduk ya abiyle da abi abi dedi öyle bir şey anlattı ki geldi geldi farz muhal dedi namaz kılma karam olsa vallahi benim ruhum aramış derdi di ya ben yapamam artık dedi. Bir haram anlışı şey konuşuyorduk da niye adam haramdan vazgeçemiyor? Bizim namazdan vazgeçemediğimiz gibi olmuş galiba dedi. Bana deseler ki diyor namaz kılamak karamdır. Ben dedi ya mümkün değil ya ki gece namazım, sabah namazım namaz kılmamak kılma karamsa ben hep param işlerdim dedi ya. Herhalde onlar da böyle olmuş galiba dedi. Hazreti Ali'den söyledim yani. E ee, dünyadayken Miraç oldu. Ru'yetullah. E, cismaniyetçe dünyada dünyadayken oldu. Aynen öyle de Miraç vicdanda oluyor. Dünyadayken müşahede Evet, Latife-i Rabbaniye ile. Yani, yani, evet. Pe peygamber yapmadı mı müşahede Mirac'ını? Vicdan neydi? Peygamberdi. Ve e, peygamberin miracı vardı, vicdanın miracı var. Vicdanın miracı nedir? Latife-i Rabbaniyedir. Müşahedetullah ya vazife, Latife-i Rabbani vazifesi. Bir şey dedi gitti yani. Bugün iyi formunda bugün. Ha? ha? Formunda. Bugün iyi. Abi dar daire erdinci çalıştırdır. Sizde de şöyle bir güzellik oldu. Aşağıda daha çok bağırıyorsunuz. Sesinizi yüksek Orada biraz etapet eksiliyor. Şimdi burada daha enfüsü geliyor konuşmalarınız bana. Bir aşağıdaki konu enfusi değildi ki. Ha bu mekan itibariyle mi? Daha daha, daha latif oluyor abi burada. He. Onu artık sıcak. Sizce... Siz yerde oturuyorsunuz ya sıcak direkt vuruyor buradan. Peki. İyi fazla yer <laughs> var mı? Onun Peki. Ee, bir daha okuyorum. Yolumuz mağdup ve dalin yolu. Mağdup, dal. Verir vicdana, Ta en derin yerine en bir hissi elimi, hem bir şedid elemi. Şuur onu gösterir. Şuur, şuura zıt olmuşuz. Ne demek şuura zıt olmuşuz? Çok acayip. Eğer şuurun böyle içini dolduramazsan Osman, şuura zıt olmuşuz. Ahiretin, ahiretin ee, vicdandaki yansıması. Yani şuura zıt olmuşuz. Ahirete zıt olmuşuz. Şuur nedir? Ahiretin iade ziyaretidir vicdana. Bir daha, bir daha. Ahiretin vicdandaki iade ziyaretinin adı şuurdur. İşte vicdan azap çekmesinin sebebi şuura zıt olmuşuz. Yani şuura zıt olmuşuz, ahirete zıt olmuşuz. Anladın mı bak burada dedi. Bir daha bak Osman. Bak. Bak mağdub ve dallin yolu o yol verir. Vicdana ne verir? Ta en derin yerine hem bir hissi elimi hem bir şedid elemi şuur onu gösterir. Neyi gösterir? Şuura zıt olmuşuz. Şuura zıt olmuşuz ne demek? Ahiretin yansıması olan vicdandaki o iade ziyaret şuurdu. O şuur aslında ahiretin temessülatıdır ahirete ters olmuşuz dedi. Şura ters, zıt Artık olmuşuz o demek. Artık ne anladınız ya? yani bu kadar yani. Ters yapıyorum ama sizde bir tepki yok ya. Yani. Bak şimdi ahiretin vicdandaki yansımasına şuur denmiş. Eğer vicdanda o şuur yoksa ahiret iade ziyaret etmemiş. Eğer vicdan azap çekiyorsa öp de başına koy. Niye? ahiretin yansıması olan vicdandaki şuur, şuur demek ahiretin temesulatı, azap çekmen hala sen Allah'ın nazarında varsın, değerlisin, ikaz ediliyorsun. O elem, elimi alman ahirete şu zıt olduğunu gösteriyor. Gibi yapıyor seni. Bağlı yani seni bırakmadılar. Eğer vicdani bir azap gelmiyorsa, Allah selamet versin. Kaldı ahirete senin işin. değil, yani değil, olmaktan korkuyor. Evet. Artık senin vicdan bir azap gelmemişse işin kalmış ahirete. Yani eğer ikaz edilmişse azap çekiliyorsa o azap nedir biliyor musun? Azabın kendisi şuurdur. O azap var ya of e, ...şuur olduğuna sanırsanız... ...o seni bir şey gö gösterecek... ...o bir tanımlayacak... ...o bir bir konuşmaktır... He. ...böyle yatsıyı kılmadım ya... ...yatsıyı... ...geç kılmanın şuuru nedir? Elemdir... ...azaptır... ...o azap elem şuurdur... ...şuur azaptır... ...azap şuurdur... ...şuur azaptır... ...azap şuurdur... ...A eşittir B, B eşittir A... ...yatsı namazını niye geç kıldın nın azabı nedir? Elem'dir. Şuurdur. Yani öteler diyor ki sana, niye geç kıldın? Böyle mi diyecekti? Niye geç kıldın davul? Onun o, o kelam o kadar tesir etmez ki. Azap azap vererek söylüyor. Yani vicdandaki yani e, azap mi? ve saadet. E, bizdeki ötelerin bizdeki şuuru aktiflerine Şuur kendi o adı şuur ki tabelaya Şimdi mesela plakan. Os, Osman senin plakan var. 34 bilmem ne. Sen misin? Bu Osman diyorlar. E şuur da böyle bir şey yani. İçi, içi ötelerdir. Şuur ismidir. Tabela tabela. Yarsana şuurun içini. Elem veya huzur. Ben senden razı olmuşum. ha O huzur, şuur. o fiilin onaylandığını gösteriyor. O elem ise geç kıldın, niye yaptığının o aslında şuur, aslında şuur dedik. Ne dedik, Ne demek şuur? Elem veya huzur. Şuur tanımlarsak vicdandaki şuur elem veya huzur. Onun adı şuurdur. Şuur ya, yani, tabela bu. Huzur olsa bu sefer e vicdanda, dimada muhtelif yerlere gidip orada tatminliğe, istikrara sebep olacak. Ele olsun onların cezasını verip yine istikamete çekecek. A A A A yani çekecek. aslında şu bir paket aslında dağıtacak o. Her tarafa e neyse o gidecek. Onun için ne biz o pakete şuur diyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle. Şuur, vicdan, vicdanı bütünlük demiştik. Öyle geçtik gittik. Tanımlayamamıştık. Yani vicdandaki tam da nedir? Ahiretteki e, cevap, iade ziyaret. Şimdi anladık ki eğer toparlarsanız şeyinizi şuur karpuz gibi yararsak, karpuz yeşildir. İçi nedir? Kırmızı. Şuur demek İçine bakalım da bu nedir ya? Ahirette iadeyi ziyaret etti. Ahiretten gelen cevap nedir ya? Merak ediyorum. Ahirete uygun olması lazım. İçine bakalım. Baklava mı var? Huri mi var? Ne var? Bu ahiretin bize vicdanı yansıdığı adı paketin adı plaka şuur. Dü bakayım şuna dedim ya. Ahirette ne geldi ya? Hediye ama ne var? Baktım ki huzurla elem var. İkisi de nimet. Lütfu kahrın. İkisi de aynı. Elem acı çekmek demek değil. Yani. Evet. Değil. Yani yaptığın şeyleri niye böyle yaptın İltifatı gösteriyor. Niye sen çocuğuna kıyameti koparıyorsun da sokakta on katı hata yapanlarla kayıt oluyorsun? Yani alakadarsın. Ahiret seninle alakadar olduğu için elem veriyorlar. Ahiret seni bıraktıysa elem de yoktur. Hasan abi işlenen günahlar ve zulmün neticesinde elem duyman ahiretteki cezaya delildir. Evet. Ve maciliye. Şimdi o ahiret seni bıraksa adam hiç elemi hissetmiyor. İptal olmuş. O bırakılmış. Yani zecir tokatı gelmişse yani hataya, günaha, kusurumuza tokat gelmiyorsa Allah belasını verdi değil. Eğer hataya, kusura, günahlara tokat geliyorsa öpte başına koy tokat değil o. Seni bırakmadı ha seni demektir o. Şefkat tokatı. Niye bak buna vurabiliyorum. Sana niye vuramıyorum? Tokat diyor ustad. Yakın olanlara vurulur. Eleme acile. Evet. Eleme acile. Evet. Elem aslında ikaz edicidir, muallimdir, öğretmendir, şeyhtir, ustattır, kitaptır, ahirettir. Elem ve huzur. İkisi de konuşuyor seninle. Senden razı izah aferin lan. İyi ya. Bak. iyi namaz. Bak vaktinde veya şöyle yaptın. Okudun. Yasin dediler sana. Bak aferin lan evraklarını okuyorsun tamam. ama okumadığını bak azap çekiyorsun. O nedir? Yapma. O elem aslında şuurdur. Elem ahirettir. O elem, vicdandaki elem <laughs> konuşmaktır. Merhamettir. Acımanın ifadesidir. Ne zahirde öyle değil ama. Zahirdekini ne kadar korkunç, hakikaten ne kadar nimet olduğunu gösterir. Hiç yanlışlıkla adam nasıl yaparken nasıl olduysa hastanenin dibinden girdi. Ameliyathaneye girse 3-4 tane adam bir adamı yatırdı kesiyorlar. Zahiri nedir? Zalimdir, katildir. Doğru. Kesip doğruyor. Zahiri öyle adamı kesiyorlar. Kaç kişi bağladı onu ya? Ama batında nedir? Nimettir, rahmettir. Onu azaptan kurtarmak için, o elemden kurtarmak için yapıyorlar bu ameliyatı. Elem de öyledir. Bizi yatırmışlar, Kesip doğuruyorlar. E, acı gö gözü Acı değildir. Tedavidir. Acı Mevlana der ki ayrı bir tedavidir. Elem olursa o zaman cehennemden geliyor o zaman cevap. Yok, yok işte. Firdevsi var. cennetten <laughs> e, huzuri bir cevap gelir. Diğer alemlerden elemi cevap da cehennemden evet. geliyor o zaman <laughs> firdevsi, firdevsi manevi, manevi huzur. E, cehennem imanı de gene ikinci şuurun ikinci basımı. Gene gaybi olur yani. Şey. Gaybi tabii canım. Gaybi zaten, Bunu da, da, ekleyeyim. da Doğru. ekleyeyim. Doğru. Sadece elem olursa o cehennemden geliyor. tek o alimlerin konuşması bu sefer cehennemde gelen var. var işte burada. Elem Saadet gelmez ki cennetten. Cennetten huzur gelir. Ama Mali şey, el, elem acı çekmek demek değil ki işte. Celali tecelli zaten. Cehennem. Müslüman hem ahiret hem dünyayı birlikte yaşıyor. Evet. Çok acayip. Yani öteleri ötede arayan diyor şey, İmam-ı Rabbani Hazretleri ne acayip ya. Avam diyor öteleri ötede arar ve or orada bekler. Orada iştanış yapar. Havas ise avamın beklediği öteleri burada yaşar. Elem, elem değildir. Konuşmaktır. Eğitmendir, hocadır, ustattır, şeyhtir, ahirettir. İki, iki alem, bir Cehennemin bir aktifliğidir. Cehennem seninle konuşuyor. Yapma. Elem. Cennet seninle konuşuyor. Cennet ise huzur. Yapma. Bu ikisini cem edersem cennet ve cennet ikisi de nedir? İkisinin bütün selli vicdandaki adı şuur. Bunu yazarsın inşallah. Sor, e, vicdanda bir bazen yakıyor, azap veriyor, bazen saadet veriyor. Huzur veriyor, huzur. Bunun devamlı olması için ne yapmam lazım? Diyorum. Devamlı olması için ben de öyle bir hale girmem lazım ki o saadet hali devam etsin. Allah Resulü için deniliyor ki iki tane hal var. Huzuru etem varmış. Bir de huzuru daim var külliyatta. Yani şöyle gibi geldi. Eğer ay sıfat kusurunu derut edildi istiğfar edebiliyorsan yani o zaman elemle saadet cem oluyor sende. Elemi hissediyorsun aynı anda ama içinde de bir saadet var kusurunu anladığın için. Evet çok doğru. İki, i̇ki haletin cem olduğu hal evet. kusurunu deruti edip 90'ını yani 90 da anlayıp istifar haletinde bir yandan elemin var yanıyorsun yani kusurların hep var ama bir yandan da biliyorsun ki ben abdimin senin kapına geldim. Orada da saadet de var. Bak, hem elamanlık içinde de, saadet. De, saadetin var. cem olduğu hal. Kardeşim, tövbe, tövbe de cehennem haleti var. İstifarda cenneti aletler var. Çünkü istifar günahın değil, eksikliğin vücuduna. Tövbe günahın vücuduna. Tövbe dedin doğru. Tenit için söylüyorum. Az fark, noksan kusurun deruhte eden, ne yapar? İstifar eder. İstifar nedir? Olabilme ihtimalleri içinde olamadıklarımın olma hali. İstifar eden olamadıklar olacak orada. Allah Resulü onun için günde 70 defa istifar ederdi. Günah, günah vücudunu göstermez. Eksikliğini gösterir. 63 sene yaşayan bir insanın Peygamber Hazreti Selam ama nihayetsiz istidat ve kabiliyetlerini kışaf etmemiş. Bil kuvve veya derecesi. işte istifar sistemi o, olabilme o yazılımların ihtimallerin her mertebesinin olamamanın azabını çekiyoruz. Olma hali, olma sistemi istiğfar. Bu cenneti haleti verir sana. Bu şuur. Oranın. İstiğfar sana cenneti. Ben yani daha üstü gibi hissediyorum. Çünkü cennet ve cehennemin cem olduğu bir şey var. Hem yanıyorsun ama o yanmak, yanmayı da hissediyorsun. Yani ben mesela kusurumu, acizimi, günahlarımı, eksikliklerim o bir yandan yakıyor beni hissediyorum. Ama bir yandan da huzur hissediyorum. Çünkü hani mesela şefkat tokatı da var ya. Mesela şefkat tokatı yani eli kırıldı. Ve araba mesela kaza oldu. Aynı han. Ya. Ama bir yandan da saadet var. Yani o aslında sanki böyle e, vicdani bir halin ötesinde ruhani, yani ruh boyutunda kusurunu anlamak. Yani cennetin üstü rızayı ilahiyle e, müşerref yani evet. oradaki saadet... Aslında Allah'a küstürmenin bendeki bir azabı vardı tamam mı? Cennet cehennemi düşünmüyorum. Ben evet. bunu haşirede olacak diye yok. Cennet. Öyle dünyada cennet, cehennem ben cenneti kaybettim. Allah cehenneme koyacak, günah yazılacak. Günahla işim yok yani. Ben direkt Allah'a küstürdüm. Mesela evet. e, geçenlerde evet. sofra rüyada anlattım. Eee Rüyada da şöyle. Boğaz'dayım. Sofrada anlattım Abdurrahman. Hatırladın mı? Boğaz'dayım. Su çok saydam. Su biliyorsunuz barla da anlatıyor. Şey. Hakikat, gayb. Balıklar ise hakikattır diye söyler rüyada. Balıklar var. O kadar güzel balıklar var ki. Bana geliyorlar. Bende de serpme var. Açmıyorum. O kadar değil sırf serp toplu yığınık atıyorum. İnerken kime ne denk gelmişse sanki onlar toplanıyor. Hop beni al beni al diye. Oraya toplanıp alıyor. Sonra çok da hoş böyle kenardayım. Attım. Altına beni al beni allar var. Fakat elimden ip çıktı. Aa bakıyorum aşağı doğru gidiyor. Ama saydan. İp çıktı. Serpmem gidiyor. Ama bende bir korku yok. Yani eyvah dedim ya. Böyle dur dedim bir şey yapayım da Aşağısı gözük alabilirim. Bir tane kanca gibi şey yapayım ki elimden ip çıktı. Onu alırım. Onu alacağım yani endişem yok pek. Ondan sonra uyandım. O anda tam alırken ezan sabah ezan okundu. Sonra hiç böyle şey yapmadım. Yaptığım kusuru anladım. Elimde niye ip çıktığını anladım. Hemen başladım istiğfar. Zaten yapmıştık. Kusurumu anladım. Bak elinin gidiyor ha. Şimdi niçin şey yaptım? Elem içinde var bir lezzet izi. Yani onda bak senin elinden alıyoruz ha. Bak o hakikatleri vermeyiz. Sakın ha. Ba bak elinden alır. Bak kaldın orada. Serpme orada, balık orada, su orada, sen burada. Hiç. Hiç bak onlar da gelmiyor. Onlar da baktım ki balıklar da durdu. Hareket etmiyor. İpten çıktı ya. Ucu bende yok. Ucun bak alırız. Bu e, tabii kusurumu anladım. Kusurumu anladım. Tembelliklerimi anladım. Bu elem kalktım beni yaktı ama hiç yorum yapmadım bile. Suçumu biliyorum. Hemen tak zaten. Kim yaptı biliyor musun suçu kim söyledi? Vicdan dedi ki şuna karşılık geldi. Şimdi dedi ki vicdan gayret et ipi al. Uyanmışım ama aklımda hep böyle ipi almak geliyor. Şimdi o ipi nasıl alacağım? Yaptığım şeyin tersi olacak. temellik yapmayacaksın. Hadi bakalım. Hadi gayret et. Öyle yok. Yan gelip yatmak yok. Bak alır, el, elinden alırlar. E, sana verildi diye bir şey zannetme kendini. O bak elinden çıktı ip. Ne yapacaksın? E, gözüküyor alamıyorsun. Balık gözüküyor dışarıya alamıyorsun. Al da göreyim hadi. Ben tuttum zannediyorsun. Balıklar beni al, beni dışarıya çıkar diye geldiler o. Serpmeyi bile açmamışım. Bırakıyorum kendisi. Yılmış. Onun altına toplanıyorlar ki beni alsın diye. Hep alıyordum. Çok da güzel. Hepsi geliyordu. Ama acayip bir şey. Sonra elimde çıkınca. Ee, fakat güzelliği şu. İp çıktı ama eyvah böyle bir panik yok. Ya elim teh. Üzüntü ama lezzetli bir üzüntü. Uyanınca aynı şeyi hissettim. Yani Eleminde, eleminde eğer şia, şiar-ı raz olursa elem olur e, saadet. Eğer yok, elemin hikmetini çözemezsen e, yazın olur, kış. Eğer bilirsen diyor devamında diyor ki, şitası yaz, kışı yaz olur. Ateşi ne olur? Nur olur diyor. Ustad kendisi söylüyor. Ateşi nur, şitası yaz olur. Eğer Okuyamadın o mektubu, o rüyayı vesaire. Elin kırıldı, şu oldu veya koca derste oturdun, bir şey alamadın mı derste? Hiçbir şey alamadın. Bu tokattır. Nimet değil ya. Gerçi bir nimettir oturabilmek. Ama 8 ay okuduğunu aldı. Ne? Şefkat tokatına geçiyordu? değil mi? Hiçbir şey alamadım diyor. Açmadı bana. Külliyat bir açarsa, külliyat kendisini bir sana açarsa var ya, dünyaya kör olursun, dünyaya sağır olursun. Dünyaya beyinsiz o, akılsız olursun. Acayip bir şey. Açarsa kendisini. Bakarsın dünyalılara göre, bizim gezegendekilere göre bakarsın öyle saf delik dersin. Ha? Ee, şey dediği gibi hasan Basri Hazretleri demiş ya. Siz sahabeyi görseniz deli derdiniz. Sahabeler sizi görse hangi dinden derler diyor. Tebe-i diyor ha? Bize herhalde tahtel deli de demezlerdi yani. Devam daha ezan bile okunmadı. Bir soru var. Bütün e, cemali, lütfi e, karşılıklar cennetten gelir. Çünkü e, cemali isimlerin en parlak aynası e, cennettir. Değil mi? Evet cemal. Cemal'in en güzel aynası. Celal. Celal. Şimdi o zaman mesela bir soru var. Manevi alemlerden... Cennet... İkisinin sonucu nedir biliyor musun? cennet ve cehennemin sonu. Siddet-i da kemal. Şimdi manevi alemlerden gelecek bir cevap. Bir soru sorunda Alim misalden, Alim manadan cevap gelecekse bu cennet ya da onun burada yapılmış ya sorunu sorunun karşılığı olan celali ya da cemali cevap o alemlerden gelecek cennet ya da cehennem menzilinden geçip gelecek diyebilir miyiz acaba? Yani zaten ee hiçbir birisine kopuk değil ki. Bunları tek tek konuşuyoruz diye aslında ruh bas hepsi ruhta oluyor. Ustad diyor ki ruh basittir. Basit derken sokak ağzı değil bu. Yani terkip değil, mürekkep değil. Her şeydir ama tek şeydir. Aslında alemi misal cennetten kopuk olur mu? Olmaz. Olmaz. Sadece Alim anladı. Kapısı gibi mi? Ben yani daha böyle hiyerarşi hiyerarşi derken şey blok blok anlamında değil de e, yani böyle bir sistemsel bakınca hani bir şeyin e, cep telefonunda şuradan şarjı takarız. Onu da fişe bağlarız. tam elektrik oradan e, gelir. Gelir ama ya, video tabi videoyu ayrı çalıştırılır Yazıyı, Hı. şeyi mesajı, telefonu ama bir tek şey. Bunların öyle... çıkışı da cennet ya da cehennemdir diyebilir miyiz? Buraya bakınca evet. sanki öyle gibi geldi. Çünkü tamam, bütün o. celali e, muhataplık var. Dikkat edersen cehennem, ruh demiyor. E, cennet, bunu hiç cennet, evet. Cennet, cehennem kalbe geliyor. Evet. Haşir Aynen. meydanı vicdana geliyor. Evet. Bunu evet. da anlayacak akıl varsa. Hadi devam edelim. kuvve akliye, e, menfaati celp, e, e, zararı def için. Yani cennet <laughs> ve cehennem kuvve <kuvaya> akliye üzerinde <laughs> herkes deniyor. Anlamlanıyor. <laughs> cennet ile vicdanın farkı ise birisi e, kitabı mı bilin, vicdan kitabı mı bilin, cennet imam mı mübin? Mazim doğru. Burada burada uygularsak öyle olur. İç halim de öyle olur. Hazır peygamber gibi ya vicdan onun için dedi. burada bir şey, şey his, his diye ders burada hisse varacağız mı yoksa bu şuur dersi olduğu, vicdan dersi oldu? Var mı Kırak. yani bunun bir hisse yer his mi? Olur mu ya? Yukarıdaki okumuyor musun? Hissi elimi, hem bir şiddet elimi, his elimi. Oradan zaten tabi tabi onu aldım. ihmal etmedim ben bunu. Hissi elimi. Ee, elim his niyedir diyorum. Yani his şuurlu ya. His şuurlu, hissin hissi var, şin aklı var. His niye alır? Geldi, tabii tabii ama etrafını şey yapayım hem vicdanı da şey yapsın diye. Yani vicdanda gelen cevaplar şuur ya. Hem şuuru şey yaptık, vicdanı da işlemiş olduk. Yani şu hissi istiyorsun vicdansız nasıl olacak? Ama hissi elimi niye geliyor? O bir konuşmaktır. Ötelerin üstü açılması yani. Şuur bunları gösterir. Çünkü şuura zıt yani ötelere zıt olmuşuz demektir. Cehennemi bak burada demiş bak. Cehennemi ve cenneti acile vicdanda mündemiştir. Burada vicdanda uyanıyorlar. Vicdanı uyanmışsa bedenin arkasına geçince bedensel elemler his Sol, hüs olunmuyor. Mesela vicdanı uyanmış. Cehennemi ve cenneti his, his, var ya. Hislenmişse, hissedar olmuşsa cennetten cehennemden. Bak bir daha. Cennet ve cehennemden hissedar olmuşsa vicdan bedenin arkasına geçtiğinden dolayı bedensel elemleri e, ve huzu şeyleri lezzetleri hiç almıyor bile. Yani bedensel hazları, bedensel elemleri hiç duymuyor bile. Çünkü arkasına geçmiş. Bu bir daha. Vicdaniyatını yaşayanın aklın bak altındaki bütün mertebeleri geçmiş. Bedeni geçmiş. Dimağı geçmiş. Ha, vicdani şuur elem ve lezzet almışsa elemi cehennemden lezzeti, huzuru cennetten aldığı için artık bedensel yaşı, yaşlanmak, ölüm, psikolojik bedensel şeyler, para, pul, aş, iş, eş onlar pek ilgisini çekmiyor. Çünkü arkaya geçmiş. Elinizden geliyorsa beni vicdanen taz tazip ediniz. Evet. Yok, ya tazim. vicdan evet. Mağdupluk ve dallinlik kabire beden bedeni çekiyor hisleri. Hadi. Yani mağdup ve dallin eee bu hazır zamanı şu bedeni tabut yapıyor. Ruhu ölünce tabuta gömüyor. Oysa adam ölmüş. Öteki alemlerle bağlantıyı kesiyor. Kesi bak adamın ruhu ölmüş. Adamın yaşantısı uşkurluk ve mide kalkmış. Bu bedeni ne olmuş? Ruhu ölünce ahiret ölmüş. Allah haşa ölmüş. Tövbe estağfurullah. Onun aleminde kaldırmış. Tanrı öldü. Kaldırmış. Ahireti kaldırmış. Allah ahiret kalkmış. Allah kalkmış adamın ruhu, kalbi, vicdanı ölmüş mü? Beden ne olmuş? Tabut olmuş. Tabutuna ruhunu koymuş zaten ölmüş. Bu adam ölümden korkmaz ki. Kim ölümden korkar? Müslümanlar korkar. Müslümanlar diridir. Ustad diyor ki mezar-ı mutarik bedbahtlar diyor. Ölü tabutlar. Onun için dikkat edin piyasada Müslümanlar ahiretten, kabirden, ölümden korkar. Sefi hesaptan sefi alçak leş olmuş diyor. Cehennem hiç mi? Niye? Çünkü ya hiç diyor. Asemi. Sanki dişine no, morfin vurmuş da dişçi muamele ediyor gibi. Ne hissetmiyor? Onun için sani zahirde bakarsın ki ya Müslüman ölümde korkmaması lazım. Bu adamlar ne kadar ya bir şey olur diyor. Hiç ölümü takmıyor. Mesela bakıyor amcasına. oğlum diyor çıkma donası siparişler ya ben sana doğru demedim mi diyor. İyi yapıyor. Yanındayım ya. Görüyor. Musun? Hikaye anlatmıyorum. Ni amcası ha o. Amcası gömülüyor. Ölümden korkmazlar kardeşim. Ölümden Müslüman korkar. Çünkü o ölmüş. Ölen ölmüyor ki. Ruhu ölmüş. Vicdanı ölmüş. Kalbi ölmüş. Mezar mutalik diyor. Usta diyor ki zaman hazır. tabutuna bindim diyor. O zaman böyle gözüktü diyor. Tabuta binmiş. Tabut bu bu o tabutu ne yapacaksın? Zaten burada bilmiş. Ölene öleceğini korkar mı? Öldü zaten. Yani zındık, kafir, sefi tabutuna gömülmüş. Onlar ölümden korkmaz. Ölümden sen ben korkarız. Vicdaniyatı uyanmış. Canlı ve diri olanlar korkar. Onlar diri değil ki. Onlar zaten ölmüş. Ölen ölmez ki. Öldü zaten. Onun için niye Müslüman ölümden korkar? Bundan diri oldukları için. Ötekiler niye korkmuyor? Ölmüş zaten. Ölüm ölümde korkar mı? Ölmüş orada. Mermi gösteriyor. Keserim lan seni. He, evet. ölmüş zaten. Ya. Mağdup ve dalin evet. kabire bedeni çekiyor. İsteri. Zaten bitmiş. Dalin ve madub. hayri mağdup ve alem dalin. Birisi ahirete kör. Dalin Allah'a vahye saar, evet. Ölmüş. ...şuur iptal edilerek oluyor. Şuur ötelerin tereşuatı olduğundan... ...devrede olursa... ...bedensel hisler değil... ...ulvi ve lahuti hisler... ...hissedarlık ediyor. Bundan şuur bize... Mesela... ...adam bedensel dokunmadan lezzetini takip ediyor. Göz, film, ses... ...burun, tat vesaire. Ama kapteki şuur uyanmış. Şuuru uyanmış. Şuur ne demekti? Şuurun içerisinde hem el, cehennem cehennemin elemi var, hem cennetin huzuru var. Cehennemin elemi elem değildir. O muallimdi, öğretmendi, hocaydı, ustattı, kitaptı, peygamberdi. Rahmettir ya. Tabii o bizi uyandırıyor. Kitabı mübin gibi. Yani, yani yok. Ama ya geçmiştir ya gelecektir ama yani kitabın... İkisinin cemali. İkisinin cemali. O elem, elem aslında kendisi lezzettir. Ne şey şey yani o elem nedir? Muallimdir ya ikaz edici muallim. Öğretmen hep bana böyle hoşuma gittiğimi anlatmıyor ki. Ha, bunu nasıl anlar? Şuur bizi bunu bize taşır öteleri bize taşır. Ona metin getiriyorum delil. Diyor ki o nurani tarihte bir haleti hissettik. Bak his Osman geneyiz. Bak o nurani tarihte bir haleti hissettik. Bu hissi anlamak için bu kadar izah olması lazım. Bak o nurani tarihte o şuur vicdani yolda o yolda e, şeyi halet vardı. O haleti hissettik. Hissettik o halet oluyor hayat madeni lezzet. Yani vicdanı uyanmışsa o şuur. O şuurun içerisine cennet ve cehennem var mı? Var. O aletler var. O şuur uyanırsa bize ya ele ya da huzur veriyor. İkisi de öğretmendir. Ayameti. O da diyor ki o zaman o halet oluyor. Madeni lezzet. Ağlam olur lezayiz. Eylemler olur lezzet. Cehennemi de aktif olması seni cehennem atmak için değildi. Cehennemin sende aktif olması cehennem yapmak için değil. Günahlarını yakıyor. Muallimlik yapıyor. İkaz ediyor. İrşatlık yapıyor. Kızıyor baba gibi, anne gibi kızıyor. O zaman ağlam, eylemler olur lezaiz. Şefkat tokatı. Bak elim kırıldı ve trafik kazası. Arabayı vurdu. Umrumda değil araba. Of be, sanki balona bıçak vurdun. Oh bu kadarıyla kurtardık. Tamam? Yani alam şefkat tokat olduğunu bilirsen o elem olur lezzet. Alam olur lezayiz. Niye? O şu uyanırsa bir daha vicdandaki şuurun içinde ne vardı? İki şey vardı. Elem var. Huzur var. Ee, huzur neydi? Latife-i Rabbaniye'de müşahadetullah. Tamam? Elem neydi? İradenin ibadet yaparken elem alıyor. Hadiseler karşısındaysa elem alıyor. Ama o unutmayın vicdandaki bütünlükteki şuur bunu kaçırmayacaksınız. Vicdandaki o bütünsel şuur ahiretin şiarı raz, ahiretin şairileri, ahiretin bütünselliği, ahiretin sana temessülleri iade ziyareti senin sendeki adı şuur. Ne var içinde? iki zıt şey var. Elem var, huzur var. Elem cehennemden, e huzur cennetten. Senin ikaz edicilerin celali ve cemali. Bunu bildiğin anda araba kaza yaptı, şefkat tokadı. Günahına verdin, diken battı bunun için. O zaman olur ağlamı, ağlamı olur lezayiz. Onunla bunu bildik. Onunla bu olayı bildik. Uyanırsa. E mutefavit derecede bu. Herkes farklı farklı, farklı anlar bunu. Ve ondan sonra herkes tokatının kusuruna göre farklı olur. Bak benim e, iyi böyle azap vermediler. Elimden serpmeyi aldılar. Bak balık gelmez ha. Bak gidiyor. Hani al ha. Bir daha yapma. Hadi bir şey bul. Bir şey. Ben hemen dedim. Bir anda birisi var. Bana bak bir demir versene çubuk kanca. Şu ee, ip aşağı inmeden alayım alayım şunu. Hani almakta hiç tereddütüm yok, şüphem yok. Alacağım. Bana bak bir tane sopa ve demir dedim kanca getirsene. Alayım. Ha bu mutefavit. Kimisi cehenneme sokarlar. Kimisi... Bana da böyle yaptılar. Ulan balık gidiyor dedim. Ee, onunla bunu bildik. Onunla bildim ben kusurumu. Ee, mutefe, e, mutefavit derecede bunlar. Yani onunla bunu bildik. Evet onunla. Ona vücut verebilmek için bu gerekiyor. Gerekiyor. Kuvvet-i iman nispetinde ruha bir halet verir. İmanla anlarsın bunlar. İman varsa. Kuvvet-i iman. Kuvveti iman. Ceset ruhla mütelezzizdir. Ceset ruhla varsa ruhun lezzet alır. Ruhlar lezzet alır. Ne demek? Ruhsal lezzet lezzettir. Haram lezzet değil o. Nedir o? haramlar lezzet zannediyoruz. Elemin unutma anıdır. İçki içmek lezzet değildir. Zine yapmak, iç, şey yapmak lezzet değildir. Sıkıntıdan kurtulma anıdır. Mesela televizyonda haber veya film. Kendindeki o ruhsal sıkıntı unutmadır. Hakiki lezzeti onlar haberi yok. 619'da sözlerde diyor ya. Lezzeti hakiki bilmez. Hakiki lezzet nedir? Zıtsızdır. İman mesela. İmandan lezzet almak için imansız mı olmak lazım? Mesela hayattan lezzet almak için ölmek mi lazım? Le zıtsız lezzet orada anlatıyor. On küsür madde var. Tamam. Ama haramlar lezzet değil. Menus lezzet verir. Nedir o? Eylemin unutulması. Kederin tasanın unutulması. Ona lezzet zannediyor. İçki içti uyuttu. Ne yaptın? Lezzet aldık diyor. Lezzet almadın. Elemini unuttun. Ha, elem... Mesela ilaç mesela. Ta solunmasın. Zaten burada da öyle diyor. Eyman nispetinde bir alet verir. Ceset ruhla mutelezizdir. O zaman hakiki lezzet zevk demiyor. Evet abi. Ruhsuz bedenin lezzet almasına z ze, zevk denilir. Ama ruhani olursa, enfusi olursa nedir? Lezzettir. Ceset ruhla muteleziz. Muteleziz demek lezzetlenir. Ceset ulvi mesela o da tefekkür edersin, manzaraya bakarsın. Sohbet ederken böyle kulağın, kulağın o güzel sohbetlerden, aklın, aklın tefekkürü şeylerden. Bunun delili nedir? Siman değişir, sesin değişir, davranışın değişir, aletin değişir, değişir de değişir. Her şeyin değişir. Beden değişir, ruha göre değişir. Niye siman senin öyle, niye onun böyle? Sonra ruh da diyor, ruh da ne yapar? Ee, vicdanla mı olur? Vicdanla niye? Ee, vicdan neydi? Ta ahiretin dünyadaki yansımasıydı. Cennet cehennemi Allah bizi vicdan vasıtasıyla taşıdı. Ona da ruha atıyoruz. Ruh da vicdanla mütelezziz. Ruh da vicdanla lezzet alır. Ey cennet ve cehennemin temessülatı ile lezzetlenir. Ruh. Bu ciheti var mı şunun Hasan abi? Şimdi e, ceset ruhla lezzet alır. Yani elmayı e, lezzetin alan ceset değildir, ruhtur. Cesetin aldığı zeftir Tefekkür edersen, Allah ile ilişkilendirirsen lezzet olur. Ruh. ruh, ama ruh da bu olayı e, günah ve sevap cihetiyle ancak hakiki lezzetini şey yapar mı? O, 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 idrak yoksa, sevap ve günah olmasa deli gibidir, çocuk gibidir. Onlarda bir zevk vardır, lezzet olmaz. Yani buradan da bunu çıkartabilir miyiz? E, ruhla, ruh da vicdan. Evet, var. evet. Asana o, şeyde, şey ya. metinde dikkat et, ben şimdi fark ettim de. Diyor ki, bir saadete acile, bir vicdanda münderiçtir. Evet. Münderiç, firdevs manevi mündemiş kalbinde. Biri münderic, biri mündemiş. Anderiç. farkı. Ya yani ben yazdım şimdi sildim. dedim yanlış yazmışım. Baktım biri öyle biri öyle. Hı. tercih edilmiş. Tercih edilmiş öbürsü Mündemiç. O da neydi? Cami cami de edilmiş. Sanki o e... Nerede bakayım o şey de metin dur bak. Yani. Ha, birinde Münderiş, evet. birinde Münceni. Saadet Hacı hangisi? Dur, oraya bir <laughs> git. Bakayım bakayım, dur. Demek ki, o şeye bakayım da, bab 85 mi? Ha. Ha, Bir saadet acile vicdanda mündemiştir. Mündemiştir. Ha, mündemiştir. Mündemiş. Mündi. Derc edilmiş. Firdevsi kalbinde yani. Bir dakika. Ee, vicdanda ne yazıyor? Mündemiş yazmıyor mu? Münde. Münderiç midir diyor. Ha ben yanlış yazdım. Münderiç. Yani biri dercedilmiş, biri mündemiş. Yani benim anladığım sonradan konuluyor, öbürküsü zaten var içinde gibi. Aktif oluyor. Kaptekiler aktif oluyor, vicdana cevap geliyor. Ka olduğu için hep sorması lazım, lazım bir kere kalpte. Evet. Inci, mündemiş, inci maçta olmuş, cüllük bir gününe geçme Karit demek. Karit için hep sorması lazım. Karit de kapte. var sonradan eklem olmaz. zaten varmış. Onları uyandırdı. Mündemiştir. Ama öteksi derc edilmiş. Ko dürülmüş ona. Ona verilmiş. Bu kalp zaten haritayı kutsiye ya. 146 emirda, Harita, Ruzname, Takvim. Uyanıyor. Vicdan, e, kalpte zaten var. ise canlı alışveriş olduğu için mündeliç olmuyor. Yani vicdana cevap verdiler. Evet. Bir altta şöyle diyor abi aynı şeyde. Şuraya ne kadar kalp ikaz edilirse vicdan tahrik edilse. Bak yani ha. kalp ikaz ediliyor vicdan tahrik ediliyor. İkaz Bak. etmek demek o zaman uyandırmak. içindeki uyanıyor. Tahrik dışarıdan Tariq bir müdahale, dışarıdan eyle, müdahale bir eyle. Eyle, sanki yanlardan gelecek o, da o. Diyor. Bunlar akılla yazılır mı ya? Akılla yazılsaydı sizin yazdığınız <laughs> gibi olması lazım daha. Bu <laughs> <Ya>, burada da. Doğru. <laughs> 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 hani, Aynen öyle. Ben mündemiş yazdım biliyor musun? Çıkışta görüşürüz ya. Mündemişti. <laughs> <laughs> Çok tuhaf, çok tuhaf değil mi? Ve akılla yazılsa ben böyle yazardım vallahi. Ve bak Furkan'a kızdım. Furkan niye değiştir dedim? Abi böyle yazmıyor Metin'de. Sen olsun böyle yaz. <laughs> Abi olmaz dedi. Bu bunun üzerine niye dedim? Abi böyle geçiyor dedi. İyi hadi dedim. Oradaki gibi yap. E sen git dedim. Ben 10 dakika benim şey yap. Bırak rahat dedim. Niye böyle yaptın? Aa niye seni sordum, soru sordum. Baktım ki bunlar çıktı. Demek ki bizim kullandığımız mantıkla yazılmamış. Bak ben ne yazmışım? Vicdanda mündemişti yazmışım. Yanlış R Re yapmamışım. Aslanlar bak burada da üçleme var. Kalbi ikaz edilirse, ruh tahrik edilse ruh şey, vicdan tahrik edilse ruha ihsas edilse. Oh. İhsas. Yani vicdan i̇hsas ruhu his, his. Hisle şey yapıyor. Ha zaten his e, vicdan ruhun dişsalı ya kalp ikaz, vicdan tahrik ee, ruh ihsas. Bir dakika abi. Bir dakika. Yazalım abi Kalp ikaz. Nerede? Bir dakika göreyim. İki satır altında Şeyde. Sen kalkıp yazsan onu. Abi ben bu arada bir soru sorabilir miyim? Şimdi biz bunu öğrendik bu ilmi, bu perdeyi araladık. Bundan sonraki perde hangi perde? Hani farkına vardık, vicdandaki azap ve sevinç. Bundan sonra, bundan sonra İsa, bundan sonraki şeylerde e, elemi, yani huzuru, bunun ikaz edici olduğunu, malum olduğunu, böyle elemin elem olmadığını, yani o oraları burada yaşadığımızı farkındalığı getirecek, hayatın kalitesi. Yani her şeye hakkı kadar değer vereceksin. Putlaştırmayacaksın onu, şunu, bunu. Yani bu ilimdeki yükselmedeki bundan yerdeyi... Yani buradan sonra yükselme derken artık bu gidiyor ne bileyim ben. Ucu, ucunu ne vereceğim yani. E Tabii. Bunun ucu, ucu herkese değişir. Yani bunun nereye gidecek, kimde ne gelecek? Yani o ta Rize... Nerede vardın daha? Daha bunu duydun ya. Daha durduk. Ya öyle, öyle. Daha... Bak kalp ikazı dilse televizyon evet, olduğu için ikaz ediyor. Evet. Sıralama vicdan bak Hasan abi buradakine biraz şey de var. Kalpten sonra vicdan geliyor. Sonra <gülüyor> <gülüyor> böyle de bir sıralama değil şu şey. mi? Şu farklılık var burada. Şimdi ruh mütelezziz olması için vicdanın eee tahsis yani ruh tahsis olur. Yani hissas hislenebilmesi için ilham vicdan, ilham ilham için ilham vicdan ilham üzerinden hissedebiliyor ruh. Yani yoksa eee şey bu buradaki şey vardı ya Osman. Ruh e, vicdanın anası, relbası, ruhun dört havası. Vicdanı buraya koyalım. Bak ona göre bak şimdi. Buraya koyduk mu abi? Ortada. Ruh burada ve şey burada, dışsal, beden burada. Ruh kendisini vicdan yoluyla dışsal yapıyor, dışarıya atıyor. M mülke dönüşüyor. Mültekiler de vicdan yoluyla ruha mal oluyor. He. Ruh, işte. vicdanla mütelezziz olabiliyor. Evet. İhsas olabiliyor, mütelezziz olabiliyor. Burada öyle olmuş gibi. <laughs> Hatta şunu da diyebiliriz. Cesetle ruhun arasındaki benzaftır vicdan. Yoksa ruh cesetle bak. bir alaka kuramazdı. Bak bunu, bunu böyle, şöyle, şöyle şöyle bak. Böyle mi? Şimdi ben düzelteyim. Öyle değil, öyle değil. Hepsi, hepsi. edilse değilmişler. De. <laughs> de şey değil. O çok farklı. Edilir. Görüyor musun? Cennette de şey, vicdanda Bicdan cennetlerin firdevsinin şey. kapısı açılır diyor. Allah varken hiçbir şey yoktu. Dünya, Dünya yaratıyor. Ses o var mıydı ya? Ses yoktu. Nasıl hatırına geldi böyle bir sesi? Çok tuhaf bir şey değil. <laughs> tuhaf değil mi ya. Ezan değil, ses tuhaf ya. Ses sisteminin. Yani nereden hatırına geldi ya? İster istemez soruyor. Kelam ses değil ki ya. Yani vahiy ses değil ki. Ama ses de var ya. Ses nasıl bir şey ya? Ama bak. Bunun nasıl hatırına geldi? tobe yani ne insan İnsan gurur diyor, değil mi Allah'ınla? Hı? Aklına geldi? Eee o dedi. Biz şimdi bluetooth'la ya da telefonu açıyoruz bir birbirine gidince şaşırıyoruz ne yapmışlar. Ama Cenab-ı Hak sesi şeyi devamlı gönderiyor sana. Şuraya bak ya. Sesi çıkartması, yaratması. Kelam ses değil ha. Ama şey yapıyorsun e, hani bunları hislerini bildiğin geleceğe dair şeylerini şunu bunu bunu koyuyorsun. Çok konuşuyor görüyor musun? E, şey veriyor <laughs> dışarıya sesle laf ıslar çıkıyor ya. <laughs> Kelam, biraz, kelam, biraz, kelam ilahi nedir? Aynı, <laughs> aynı şeyde kalbi ikaz ediyor. Hadi biraz gidelim. Biraz gidelim. Onunla bunu bildik ki mütefavit derecede kuvvet-i iman nispetinde ruha bir halet verir. Ruh halet veriyor. Ruh halet ya. Ceset ruhla mültezdir. Ruh vicdanla müteleziz durdu. Şimdi burada ruh ötelerle lezzetlenmiş vicdan lezzet alıyor. Lezzet olan ruh lezzet şey alan ruh lezzete vesile olan vicdanmış. Dedi ya ruh. Vicdan da bak lezzet alan ruhtur. Vicdan ise vesile oluyor. Vicdan da ötelerden besleniyor vicdan. Evet bu lezzete vicdan lezzeti. Vicdan da vicdan da ötelerden besleniyormuş. Beslendiği vicdanı bütünlüğe yani vicdanın ötelerden beslenmesi ne demek irade beslendi, zihin beslendi, his beslendi, latife-i rabbani beslendi o ötelerin beslenmesinin bütünlüğüne şuur deniyor ki bu da ikinci şuurmuş. Evet. Şimdi geçiyoruz sayfa 287. Girelim mi? Biraz da gidelim. Daha yeni ezan okundu. Daha bir saat oldu ders oturalı. Bir saat ancak. 5 dakika. İştihayı kabartır. Hevesi teyic eder. His daha söz dinlemez. Evet, çok i̇yi misin Davut? İyi mi Tamam, Senin iyi olduğun yeter. Hadi bakalım. Bir daha ihtihay kabartır. Ee, yani haramlar vesaire. Hevesi teyic eder. His daha söz dinlemez. Çok bir tuhaf bir şey gelecek şimdi. Kim dinlemezmiş? Ama biz biliyoruz ki akıl laf dinlemez. Niye adam laf dinlemez? His söz dinlemez. Demek histe de söz dinleme sistemi var. Siz söz dinlemez diyor. Aslında ne demesi lazım? Akıl söz dinlemez. Günahlar o kadar ihtiyaç iş yaptı ki adam coştu. Artık aklı durduramıyorsun. Akıl söz dinlemez. Akıl söz dinlemez. O demesi gerekirken. Şimdi his söz dinle, dinliyor veya din, din, e, dinlemeyecek kadar şuurlu. His diyor söz dinlemez. Ha, sözü dinliyorum veya dinlemiyorum. Demek ki his. Şuurlu. Dinleyeceğim veya dinlemeyeceğim. Şuur Hissin de şuuru var. Hissin hisi var. Hissin aklı var. Hissin ruhu var. Hissin vücudu var. His bir sistem. Şöyle biz anlıyoruz abiler. Vicdaniyeti koyduk kenara. Ruhu koyduk kenara. Anlamak için öyle. Kalp böyle. Akıl böyle. Yani arkadaşlar şuurunda, hissinde, duygunda latifeninde hepsinin müstakil bir vücudu var. Mesela hisin bir vücudu var, bir ruhu var, bir hayatı var, bir de aklı var. Hislerin. Duyguların da öyle. Hepsi müstakildir ama biz toptancı olduğumuz için toptan konuşuyoruz. Arkadaşlar bir daha. Ee, mesela tahayyülün vücudu var, ruhu var, vücudu var, aklı var. His laf dinliyor veya dinlemiyor. His, demek ki dinliyor da dinlemiyor. O zaman hissin laf dinleyecek bir sistemi var. Mesela elestu bir rabbikum. Soruldu mu? Soruldu. Kime soruldu? Red edebilene soruldu. Red ede etme sistemi yoksa sorulmaz. İki taraf açık olana soruluyor. His laf dinliyorsa dinlemem özelliği de var demektir. Dinlemiyorum diyor. His laf dinlemem diyor. Mesela, mesela birçok yerde his kördür diye de şeyler var. Onlar da alacaksınız <laughs> gündemimize. Nasıl değil? Evet, his kör. Hissiyat ve çok ilgili... his Çok hissiyat çok yerde geçiyor. E, kardeş kimdir? <laughs> Aleyküm selam. <laughs> ha, berabersiniz. <laughs> Ağır bir derse geldiniz ha. Hani böyle anlamadım derse sonra kafasında anlamadım diye şablon kalmasın. <laughs> ha, tamam. His kördür, görüyordur, akıllıdır, akılsızdır. Vardır, yoktur. Canlıdır, cansızdır. Yani hissi da bir sistem ama müstakil düşünmenizi söylüyorum. Tamam Devam edeyim. Hasan abi özür dilerim yine. Bu bir önceki cümle herhalde okudunuz. Ben içerideydim. Akıl hakim kalamaz diyor ya bir, bir önceki cümlede. Hı hı. Yani hani, his daha söz dinlemezden önceki cümlede. Demek ki akıl ve muhakeme hakim olduğu zaman hisse söz dinletebiliyoruz biz. Burada ise o konu değil o. Konu şu. His söz dinliyor dinlemiyor diye sistemi var. Böyle si, his his değil sif. Adı his. Buradan çıkmanızı istiyorum. Adı his. Mesela şunu yapıyorlar bizim kardeşler. Ee, sır. Adamın adı sır. O koy kenara meşgul olma. Bu bilinmez. Bilinmezler defterine yaz demek değildir bu sır. Sır demek sır kadem bastı. Sırı, sır denmesi koy kenara. Bilinmez. Çözemezsin. Anlamazsın. Bununla meşgul olunmaz. Sır olarak kalsın sır. Değildir. Adı sır. Ben Hasan'ım. Nerenin Hasan'ım? Karaciğerim, böbreğim, nerem diyeceğimdir. Nerem, nerem Hasan? Ya adamın adı sır. Bununla meşgul olma değildir bu. Sır, latife duygu, fikir neyse hissin adı da bu. Ha, his adam mustaki laf dinlemez diyor. Kördür diyor. Görüyor diyor. Ha, demek ki laf dinlemezse dinlemesi de var. Sitem ediliyor. Niye dinlemiyorsun? Aslında dinleyecek şeyin var. Yani her şeyi içerideki her bir sistemi his olur, fikir olur. Fikrin, bir fikrin vücudu var, hayatı var, ruhu var, aklı var. Fikrin aklı var. Dört tane var hepsinde. Hepsinde dört tane var. Vücudu var. Hayatı var. Ruhu var. Aklı var. Hepsi müstakil. Bütünsel düşünce böyle sıradan his ya his işte ya. His işte. O bize ne kazandı? Yani öyle bilince ne erişmek? Ya müstakil bir vücudu var kendisine has. Ve bütünsel içinde. Mesela zahirde tek tek şey yapıyoruz ama aslında vicdaniyatı konuşunca kaç tane akıl var? Dört tane akıl var orada. Dört tane ruh var orada. Dört tane vücut var müstakil. Bak gelelim. Yani his müstakil. Böyle şey zannediyoruz. Ee, mesela e, sıradan sıradan his bir bağdır. Eskide his projesine çalışmadan önce hissi nasıl biliyordum? Bağ biliyordum. Şöyle misal vermiştim. Enerji paketi mesela dağın tepesine böyle dağ ipi attım dağın tepesine kaldı. Hani tırmanalım. Yani iki hakikat arasında iki mana, iki duygu, iki latife, iki sistem, kalp, ruh ve sebe, arasındaki bağ adıdır. Evet eksik söyle eksik dedim ama yanlış değil. His bir bağdır ama aynı zamanda toprak gibi zemindir. Aynı zamanda müstakil bir vücudu var. Bir adamın bir şahsiyeti var. Yani mazi ve müstakbeli yok hissin. Suret hakikat kanuni bunu dediğimizde oturacak inşallah. Evet ya. Abunda da var sureti kanuniyeti var. Bak bak ne diyor? İşte diyor ki niye laf dinlemiyorsun diyor. Niye sitem ediyorsun? Zaten bunun laf dinleyecek sistemi yok ki. Var diyor. Laf dinlemiyorsun diye sitem ediyorsa laf dinleyecek özelliğin vardı. Mesela deliye namaz var mı? Kolu kesiye kol yıkamak farz mı abdeste? Yok. His laf dinlemiyorsa dinleyecek özelliği var diyemek istiyorum. His söz dinlemiyor veya dinleyecek kadar şuurlu. Toprakta büyüyeni toprak bilmiyor zannediyoruz. Bak ne gidiyor. Toprakta kavunda biber de büyüyor ya iki zıt. Zannediyoruz ki toprakta büyüyeni toprak tanımıyor. Öyle olsaydı şeriat ormandan geçerken baltanızın ağzını sarın delmezdi. Kurban için denilen hayvana giderken bıçağınızı saklayın sarın da götürün. Yani ağaçların oradan bıçağı, şey, baltayı niye açık geçirmeyin diyor. Ama bilimsel değil. Din ne kadar arkaya gitmiş. O ağaçlar hissi var. Baltayı biliyorsa iyi yaslan şimdi. Seni de tanıyor ağaç. Ondan sonra bu şu anda bilimsel dedi ki kadın girerse diyor. Yani buna su vererse, sar, sahibi, sahibini tanıyormuş. Böyle gözlemle ispat edilmiş. Böyle daire var hareket ediyormuş bütün şu anda. Gözle gözükmüyor. Çocuk girerse buna daha önce birisi zarar vermişse. Bunun yanında kavga gürültü yapılmışsa çiçek ile geri yapıyormuş. Böyle yapmazmış. Bunun yanında münakaşa yapılmışsa. Zaten abi, Peygamber Efendimiz'in <laughs> mucizelerinde çok ağaç şeyleri var da geliyor gidiyor. Gidiyor konuşuyor. konuşuyor. Evet mucize ama bir kanunun ucudur diyor mucizeler. Evet, evet. Ağaç gel diyor. Bunun protonla elektron arası yok mu? Protonla elektron arası boşluk işte. Bizim burada kavga yaparsak bu biliyor. Bunu işte de kullanılıyor. Polisiyede kullanılıyor. Bu odada kim cinayet etmiş bununla tespit ediliyor şu anda. Hiç söz dinliyor veya dinlemeyecek kadar şuurluymuş. Toprakta büyüyeni toprak bilmiyor zannediyoruz. His ise içsel toprak mekanda olanı biteni biliyor ve kaydediyor ve laf dinliyor veya dinleme özelliklerine sahip. Toprak nedir dışarıda? Zıtları büyütüyor ya. Biberi büyütüyor, kabuğunu büyütüyor, ağacı basıyoruz, dolaşıyoruz. Toprak ne iç alemde de his budur. O zaman iç alemde his kendisinde var olanı bilir laf dinlemek hissi değildir. Laf dinlemek, bak laf dinlemiyor. Laf <laughs> aklidir, ilimdir. Ama onu <laughs> dinleyecek sistemi var hissin. O zaman histe olanlar dirilenleri his biliyor. Histe dirilenleri biliyor. Şöyle düşünün. Toprak cansız olacak. Cansız toprak zemininde hayat çıkacak da iç, içimizin içi olan, Bedenimizin daha arkası olan hissimiz hayatsız olur mu? İç alem hayatsız olur mu? Ya beden hayatta olacak. Beden hayatta olacak, içimiz karaciğer hayatsız olacak. Beraber gidelim. Şu beden deri hayatlıdır doktor. Karaciğer hayatsız. Karaciğer hayatta olacak. Hücreler hayatsız olacak. İçeriye doğru gidiyorum. E beden hayattıysa karaciğer de hayattadır. Karaciğer hayatlıysa hücresi de hayatlıdır. Hücre hayatlıysa o hücrenin manevi boyutu da his, his de hayatlıdır. His hayatlıdır. His akıllıdır. His ruhludur. Hisin vücudu vardır. Mahluktur. Orada dirileni bilir. Konuşulanları duyar. his laf dinler. Dinlemez. his sana rağmen çalışır. Sana çalışır. Böyledir. Biz acayip is yani his his değildir, his <gülüyor> <gülüyor> yani Aynı zamanda hem yönetilebilir hem de yönetilemez. Yön hem yönetile, hem yönetiyor bizi, hem yönetiyoruz. Hem orada diriliyor, hem bize rağmen dirilttiğini bize ifade ediyor. Is acayip bir şeydir. Evet. Bakın. Bedenim canlı olacak, organlarım cansız olamayacağı gibi ben bedenimin yani içimin içi olan his e, hayatsız olacak, ruhsuz olacak. Vicdanın içi değil midir? Vicdan hayatsız olur mu? Vicdan akılsız olur mu? Vicdan şuursuz olur mu? Vicdan ruhsuz olur mu? E vicdanın içidiriz. Nasıl hayatsız olur, nasıl vücutsuz olur, nasıl şuursuz olur, nasıl akılsız olur? Ama nasıl olur? Ya şimdiye kadar akıl akıldadır diyorlardı tip. Tip öyle diyordu. Şimdi 40 bin hücre kalpte hücre bulmuşlar. Kalbinde aklı varmış. Kapta düşünüyor. Yeni öyle mi bir hocam? Başka yerlerde de bulurlar abi. Evet. Ben Bulacak bu tabi. E ya Tabii canım. Ya her şey şuurludur ya. Her şeyin vücudu var, her şeyin ruhu var. Mustakildir. <laughs> Mühis, latife, duygu, fikir, hayal abiler. Hepsinin ne varsa hiç alemde bir vücudu var, iki hayatı var, üç ruhu var, dört aklı var. Bunların bütün serliğini paketledik. Hasan dendi. Et kemiğe büründüm, sait diye göründüm. Değilmişiz. Onun için sadece şaşırmıyor musun? Yo Ayak nedir ya? Ezan, ses. Benim sesim hala normal gelmiyor. inanın bana yukarıdaki kattayım da biraz Herhalde benim sistemin bozuldu. Böyle ses, ezanlar okunca, sesli olunca rüzgar sesleri mesela kalkıyorum. Allah Allah. Ya sesin nereden çıkarttı ya? Nasıl hatırına geldi diyorum Allah için. Garibime gidiyor. Alışmadım. Ses çok garibime gidiyor. Şu anda konuşurken ilim dökülüyor, ilim anlatılıyor, bir şey anlatılıyor. Ben mi diziyorum? Onu da bilmiyorum. Nasıl sıralanıyor? Bu kelimeler nasıl dedi? Bilmiyorum. Nasıl mı, nazma? Mı? Düşünerek düşünemezsin ki. Düşünerek düşünemezsin. Düşünmeden düşünüyorsun. Acayip bir şey. Yani o daha önce böyle bir paket bir parça şu. Böyle teveccüh ediyorsun. Söylerini söylüyorsun. Söylerini söylüyorsun. Musibette de hak hissi. Musibette bak ne varmış. Hak perestlik inkişaf in 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 eder. Hüsnü mücerret aşkı çıkar. Cemaat perestlik zevki. Hakikat perestlik şefki veriyor. Hem de aldatmaz. Kur'an veriyor tüm bunları demek. Hepsi varmış. Ne demek? Zira sağır tabiat hem de kör kuvvetten mülhemane aldığı hissi hüsnü gamdır. Alamı bir vahşet za, vahşet zar tanır. Başka çeşit göster, göstermez. Alamı ne var ya elemleri? Vicdan ne zannediyormuş biliyor musun? Ee, hüsnü, hüsnü gamdır. Yani e, gam yani hep beni buldu. Ben sanki dertler babasıyım. Dertlerin çocuğuyum ben. Hep ben buluyor. Hep ben mi olacağım? Bak olumsuz sorulara Bak güya cevap bekliyoruz. Hep beni bela niye buluyor? Hep ben niye üzülüyorum? Hep bizim başımıza niye geliyor? Doğru cevap gelse bile seni yanlışa götürür. Yanlış soru sorduğun için doğru cevabı da yanlıştır. E ne yapman lazım? Hayatına olumsuz soru sormayacaksın. Şey, Allah Allah olsun ya. yanlış sorunun doğru, cevabı da yanlıştır. Yanlış, vay be. Allah. Asana kadar. Ya, yanlıştır. Yanlış ve seni bu mesele değil niye beni buluyor bu dertler buldun cevabı seni mutlu eder mi cevabı daha beter eder ama onu başka soru soralım hep şey mesela dedi ki bir tane abi çok canım darlanıyor aynı söylediğimi söylüyorum yalan söylemiyorum abi çok canım darlanıyor ya dedi neredesin bir de verse hakikaten mi söylüyorsun evet abi dedi ciddi misin canım darlanıyor he dedi böyle biraz da değişti ne oldu ya Hakikaten canı darlanıyor, darlanıyor abi de. Demek sen varsın. Dirilerin canı darlanır. Sen ölsen tahtanın dedim canı darlanmıyor. Sen demek ki dirisin. Dirisin yani. Aslında can can darlanması diyor ki sen varsın. Varlığın eğer dedim darlanmasaydı yaşadığını bilmeyecektin. Çoğu insan yaşadığını bilmiyor. Sen yaşadığını sana söylüyor. Demek ki sen yaşıyorsun. Hey ya dedi. Değişti şimdi. Öyle diyor. Ee, ha, e, düşünmek ise hayatın alameti. İşitmek emarası emarisi. Konuşmak ise dirilere mahsus. İhtiyar iktidar ise diri, dirilere ma şeydir diyor. Şuurlu dirilere mahsustur. Sayıyor ya böyle. Düşünmek ise hayatın alameti. işitmek dirilik emarisi. Konuşmak hayat ile olur diyor. İhtiyar iktidar diyor. ...diri şuurlarda olur diyor. Bakıyorum. Ha canın sıkılıyor. Ha. Hakikaten ha. Sen varsın ha. E, dedim ki şu andaki toprağın altındakiler sıkılmıyor biliyor musun? Allah Allah. Ve yoğun bakımda olanlar, narkoz yiyenler benim tahtalardır. Demek ki varlığını sana tanımlıyor. Sıkılıyorsan sen varsın Mehmet. Varsın diyor var. Eğer Huzur var, hiç dert yok, keder yok. Ha hu ha Yaşadığını da bile anlamazsın ki. Yaşadığını bilmezsin. Git sor, sor bakalım uçakta korkanlara. Zaman çabuk mu gidiyor? Abi akır zaman çok çabuk geçiyor. Uçak seyahati olanlara sor bakalım çabuk mu geçiyor? Bir saatlik saat, on saat nasıl genişlemiş? İçinde saat genişlemiş. Bastı zaman oluyor. Zaman bir saatlik sanki on saat kadar. On saat kadar tesir alıyor. Kadar değil. Onun aleminde on saat. Ama sefaat ise hop o koca bir gün geçti. Onu zamanı durduran, bölen, içine hakikati koyup farkındalığımızı artıran nedir? Beş vakit namazdır. Koya buraya, koya buraya. Hepsi bir paketti. Hayır dur, dur. Dur buraya sabah namazı. Öleyin. İkindi. Dur. İçine bir şey koy. Mesela bana diyorlar ki abi ya 50-60 sene bir şey anladım. Vallahi ben çok şey anladım. İçinde çok şey var çünkü 60 senemin içinde. Nasıl ben bir şey anlamadım ya? Abi dünkü gibi. Hayır. Ben çok 2017 hapishanemi hatırlıyorum. Zeytinburnu anlatıyorum. Kırıkan'a gittiğimi hatırlıyorum. <laughs> Mehmet Kardeş... <laughs> He? İşte He? Bak şimdi. Nasıl? Ya bir şey anlamadım diyor. Neyse, nasıl Günahlar dönün. Nasıl anlamadın? Kim diyor biliyor musun? Ben hiçbir şey anlamadım. 50'sini diyenin adamın hayatının içine bir şey konmadığı içindir. Boş geçtiği için. Tabii ki iki boşluk arası. Teneke teneke. Zeytinyağı yok ki. Boş boş. Ne olacak? Burada saç olsa, burada saç olsa. Hiçbir şey anlamadı tabii. Saç öyle diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Arap'ta ne var? Hiçbir şey yok ki. Eğer içine bir şey konseydi hayat Nasıl anlamadım ya? Dolu dolu geçiyor. Nasıl koca bir dün akşamı anlamadım? Nasıl geçiyor? Ne demek nasıl anlamadım? Bir saat 20 dakika ders oldu ya. Nasıl anlamadım? Nasıl bu? ben bir şey anlamadım? Nasıl bir şey anlamadım? Içi, i̇çi dolu. Kim diyor peki ben hiçbir şey anlamadım kırk sene mi? İçinde bir şey yok ki. Hayatı Hayatına bir şey konmamış ki. Hiçbir şey yok. Nasıl anlamazsın sen 15 sene önceki o namaz kıldığın o yerdeki nurları tanıdığın gibi şeyi. O sıkıntıdayken hastayken kalkıp korunayken namaz kıldığını hatırlamıyor musun? Zor zor namaz kıldığını. Nasıl hatırlamıyorsun? Demek ki namaz kılmamışsın ki hatırlayasın. Vücudular hatırlanır. Ademiler hatırlanmaz. Az kaldı hemen kesiyorum. Şu cümleyi bitireyim. Ee, Kastamıyor. Belki de bitirdim gibi ama metni okuyayım. Hepsi var. Ne demek? Zira sağır tabiat hem de kör kuvvet. Tabiata sağır diyor. Kuvvete kör diyor. Sağır ne demek? Neye götürdü şimdi? Vahiy. 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 Kör, ahiret. ahiret. Da, mağdub dallin. Bak görüyor musun şimdi? Yani a, tabiat perestler kimdir? Vahiy'e kulak vermeyenlerdir. Te kanunlara inanan kimdir? Ahirete inanmayanlar. Bak kör kuvvet e, ne demek Ma mağdub ma dallin? Mağdub dallin şu dallin. Maziye vahye sağır. E, mağdub kim? Ahirete kör. Vahye sağır ahirete kör olanın e, yaratılış hikmetini unutmaktan gaflet. Gaflet iki şeyle beslenir. Vahye sar, ahirete kör. İkisinin cemi gaflet. Ha. Anladın mı bak şimdi? O zaman tabiat perest kimdir? Vahye kulağını tıkayan. Ahireti ahireti unutan, görmeyen, ahireti esas yapmayan kimdir? Kanun perestlerdir, esbab perestlerdir. Esbab perest, esbaba tesir öğrenlerdir. İşte zira sağır tabiat tesadüfen konmamış sağır. Hem de kör kuvvetten mülhemanı aldığı hüznü hüznü gamdır. Yani vicdandaki his bunu gam alır. Ne neyle gam alır? Eğer vicdandaki his gamlanırsa ya maziye sağırdır ya ahirete gelece kördür. Hüznü gam alır. Ağlamı bir vahşet sar tanır. Başka çeşit göre gösteremez. Yani hissin elem alması, gam alması batsın bu dünya bitsin hep beni buluyor falan böyle. Hal alıyor ya böyle bitmiş sanki böyle. Evet. mesela o şarkı türküler dinlemek var ya böyle a, -A -arab arabesk kim ne diyorlar. Böyle şey yapınca böyle adam hop jiletten milletleniyor. Ne yapıyor? Hisni, hissi, hüznü, gam. Hiçbir derdin yok değil mi? Baş şimdi o fil şey müziğe. O müziğe çağır. Başlar böyle gamlanmaya. Ah ulan ah. Lan iyiydim lan. Hani sen gamlığın, huzurun gelecekti, sıkıntıdan kurtulacaktın. Hiçbir şey yok. Müzik dinleyince derdin başlıyor. Dertler gitmiyor müzik dinleyince. Dertler çoğalıyor. Peki niye müzikle içki içiyor? Dertler çoğalsın çoğalsın zirve yapsın içki içelim de onu unutma haline lezzet diyelim. Lezzet değil ki. Yani dikkat edin o tür yerlerde müzik çalmadan duramaz ki. Duramaz. Niye tiyatrolar tepeden ışık yapıyor da e, karanlık yapıyorlar? Güneşi koy bakalım o tiyatro oynay oynayabilecek mi? Oynayamaz. Çünkü his karanlıkta aktif. Cinler karanlıkta aktif. Şeytan da öyle. Hem şey her şey ama her şey hisle diriliyorlar. Ne demek o metni okuyorum? Bir hüsnü müştakane bir hissi ulvi verir. Gamlı hüzün hüznü vermez. Burada bitiyor. Yani her şey histe diriliyor. Ya yani nasıl diriliyor? Mesela müzik dinledik. Mer müzik değilmiş. Neymiş abiler? Müzik dinleyenin, söyleyen, okuyan şarkıcının vicdanın hissinde o adam diriliyor ruh. Buna hortlak diyoruz tat. O adam bende hortladı. Hortlaklar buymuş. Hortlak nedir anladık mı bitti konu? Bir daha müzik dinlerken o adam gibi düşünüyoruz ki o adam müzik söylerken jiletleniyor. Öyle mi? O adam müzikle bizi sihirliyor. Ne yap nasıl anlarız? O müzik söylerken jilet yapıyor. Aynı hiç aynı şeyi ben de dinliyorum. Ben de jilet yapıyorum o adamı dinleyen jiletlenmesi gösteriyor ki o adam sihirliyor. O adam sihirlenip de jilet atabiliyorsam o adam hissimde hortluyor, diriliyor. Histe dirildiği için, hortlak olduğu için ona dönüşüyorum, o oluyorum, o yaptığını aynısını yapıyorum. His iptal olup o adamı yaşıyorum, kendimi yaşamıyorum. Hortlak bu, his de adamın dirilmesidir. Nasıl dirildi? Sesle. Nasıl ki ağacı ne neyle toprakta büyütüyoruz? Çekirdekle. Adama telefonla diriliyor. Adam yazı ile diriliyor. Adam müzikle konuşmak zannediliyor ki benden kopuk. Bu konuşmak ben ben siz düşünebilir misiniz? Bitti de son şeyi yapıyorum. Bu konuşmayı ben siz düşünebilir misiniz? Beni kaldır konuşmam var. Konuşmamın içinde ben yok muyum? İçinde akıl var. İçim, konuşmamın içinde vicdan var. İçinde kalp var ve ruh var. Sende diriliyorum ben. Vahiy diriliyor, vahiy. Vahiy bende dirildiği gibi o müziği söyleyenin ruhu habisi kelam çekirdeğidir. Kelam çekirdektir. Geliyor hissime ekiliyor. Dirilince o isimde hortluyor, hortlak oluyor. Hortlak odur. Bendeki onun dirilmesidir ki onun yaptığını aynısını yapıyorum. Aynı şey hissediyor. O jiletten ince, ben de jiletleniyorum. Bir şey olmuyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Müzik kes. Acı başlar. Yapamazsın. O nedir? Onun konuşması. O müzik hepsi bütünse pakettir. Hortlaktır. O kelamın içerisine biniyor. Hazreti Ali diyor ya. Kişi dilinin altındadır. Ustad ne diyor mahkematta? 41. sayfada veya 46'da kelam kişinin karakterini gösterir. Yani ağzımdan çıkan kelamı, aklımdan kopuk, vicdanımdan kopuk, kalbimden kopuk, ruhumdan kopuk düşünebilir misin? Aklımdan aklını, vicdanımdan vicdanını, kalbimden kalbini, ruhumdan ruhunu aktif eden postacılık yapan, kuryecilik yapan kelamdır. O zaman ben sende dirildiğim gibi müziği yapan da diriliyor. Müsbeti sende diriliyor, menfisi hortluyor. Hortlaklar diyor usta. Abi. Mazinin hortlakları diyor. Tarih lisanıyla hortluyorlarmış. Tarih yazıyla. Hortlayı anladık mı abi? Hortlak bizde diriliyor. İşte hüznü gam, müziği dinleyip de hüznü gam dinlemenin sebebi o müziğin, o kelamın altında adamın ruh habisi var. Benim vicdanımda diriliyor. Dirilmenin adı hortlaktır. Hortlak dirildi. O ne hissediyorsa hissediyorum. O ne yapıyorsa yapıyorum. Peki ben kimim? Oyum. Ben değilim. Bunun adı nedir? Hissi iptal. His yaşanmıyor değil. Onu yaşıyor. Mesa, misal vermiştim. Mi? Benim bilgisayarımda eee e, Timber'le girdim veya Endix'te girdim. Benim bilgisayarla başkası geldi. Programı verdim girdi. O ne seyrediyorsa bana seyrettiriyor. Neyi okumam istiyorsa onu seyrediyor. Ama ben zannediyorum ki kendi bilgisayarım. Onun bilgisayarına bakmıyorum ki. Ken, ben kendi bilgisayarımı seyrediyorum canım. Ben onunla ne işim var? adamdır bu adam. Mümpisi bu, bu mü müspete. Müspeti de böyle. Mutlak mı diyor? E, yok. Diriliyorlar mesela diyor mesela usta. Diriliyor Onlar diriliyorlar diyor. Ona dirilmiyor, hortluyor diyor. Mezar mıhtarı. Vahir <laughs> davahım en ilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.